olacaktır. Ah, Cumingli yayını açıyor. Bir açsın bakalım. O sırada ben de şöyle etrafa bakınayım abi. Şu an en son yayında neler olmuştu hatırlayan var mı? Geçen haftaki CMP yayınında neler olmuştu hatırlayan var mı? Bakayım chat'e de bakayım. Sesi çok güzel, kötü değil. Teşekkür ederim. Abi hangi chat'e bakacağım? Twitch chat'i üst tarafta. Hatta Instagram'a story'e de attım. Şu an gözüken kısmı. Üst tarafta Twitch chat'i var, alt tarafta YouTube chat'i var. İkisini de görüyorum aynı anda. Adayı patlat. Yok artık. Şu an kaç kişiyiz onu da bilmiyorum. En son açtığımız yayında bu arada şeydi. Poppy Playtime'ın chapter 3'üydü. Hatırlayan var mı? Twitch tayfa hatırlar tabi. YouTube'u açmadım. Onun da videosu gelebilir. En yakın zamanda. Onun yayın kesitlerini atıyorum ama chapter 3'ün tamamını birleştirip hap gibi düşünün. Karma Zeynep Tayr bile abone olmuş. Teşekkür ederim. 5. ayımız kutlu olsun. Hoş geldin. Papa. Tamam. Bu arada bu yayının kaydı YouTube'da da duracak. Twitch kesit kanalına da gidecek. Haberiniz olsun. Alo. 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 Aa, sese bak çok fazla değil mi? Senin de çok fazla geliyor. Niye böyle oldu? Konuş bir daha. Alo alo. Bu arada şunu düzelttim. Önceki yayınlarda kesit kanalından izleyen ve Twitch'ten izleyen arkadaşlar bilir abi. İlk kez CMP yayınına geldiyseniz bu arada Appendix kesit kanalı var. Kesit kanalına gidip oradan şey yapabilirsiniz. Önceki bölümleri izleyebilirsiniz. En son kılıçtan geçirdik herkesi. Bir şey diyeceğim, biz niye buradayız? İki dakikaya anlatsam neden burada olduğumuzu. Okey, okey. Anlatıyorum aslında. Şu an anlatacağım. Şimdi bize yamuk yaptılar. Şu elinde olan kılıç var ya, şu an elinde değil ama az önce büyük bir kılıç vardı. Onunla beraber hepsini kılıçtan geçirdik. Chicken Holmes'u geçirdik. Mergen'i geçiremedik tabii. Mergen'i niye geçiremedik? Çünkü Mergen kaçtı. Yapacak bir şey yok. Kaçtı yani. O da olsaydı onu da kılıçtan geçirecektik. Ondan sonra Wallace'i kılıçtan geçirdik. Raflin, eyvallah, 25. ayımız kutlu olsun. Herkes kılıçtan geçti. Kalpler düştü. Benim de mesela. Ben de kılıçtan geçtim. 58 saldırı hasarı olan kılıçla bana vurdular. Tek yedim. Yapacak bir şey yok. Ve en son evden kaçtık abi. En son evi güçlendirmeye çalışıyorduk. Evden kaçtık. Biz buraya niye geldik biliyor musun? Hayır. Çünkü evimize saldırdıkları için, evimize saldıracakları için buraya kaçtık en son işte. Hatırlamıyor musun? Hayır. Ne? Ha, yayın sonrası. Ha, orada tamam, kale doğru, yapıyorduk doğru. Ya burası güvenli değil dedik, kaçtık aradan buraya. Aradan bir ömür geçmiş gibi. Ha, bana da öyle geliyor şu an. Ne yapalım? Kılıç hala yanında. Ben saldırma taraftarı değilim ya. Ya zaten keseceğimizi kestik, daha kime saldıracağız? Bir de senin bir kalbin var. Seni aradan alırlarsa ben tek kalırım. Abi hype train çıktığı için chat'i göremiyorum. Heh, tamam. Bilmiyorum ki, konseye mi gitsek? Konseye mi gitsek? İyi valla, ben şu an seni takip ediyorum. Geçen sefer beni takip ettik. Birazcık kanlı bitti, bu sefer de seni takip edelim. Umarım sonu aynı olmaz. Yani en azından benim için, onlar için umurumda değil. Bir şey ben diyeceğim. Arkada kal olabildiğince, biri de savaşılacaksa ben savaşırım. Benim tamam, kalmar hala. Olur olur olur. Şimdi bu arada Cumingli'nin sesi az gelmiyor. Önceki yayın çok problemliydi bunlar. Onları da düzelttim. Nereye gidiyorsun? Bak şu an daha iyi. Şu an konseye gidelim bence. Haydi. Pap pap pap. Şu an tüm chatleri okuyorum. Ses güzel. Evet bence. Ha? Şu arabayı falan al da lazım olacak. Okun var mı? Oo. Birleştir abi bunları bir. Zaten şunu atıyorum ya. Bir tane arbaletim var. Okun var mı? Ok yok. Lan bir tane çok daha az. Çıktı. Bir tane daha çıktı. Oha. 8 tane aslında var.
Şu arabettekiler şunu al. Oğlum yere atsana direkt, niye fırlattırıyorsun? Bunları içine atmışsın ya, bunların içindekileri boşalt. Full canlı arbalet bu arada bendeki şu an. Bende 3 tane var bunlardan. Oo, bak o gün öyle kestin çıkını. Unutmam. Taramalı tüfek. Şimdi fazlalığımız yok. Tamam. Abi dikkatli olmalıyız. Dikkatli olmalıyız. Benim bir kalbim var arkadaşlar. Ve elimizdeki kılıç iyi olsa da haydi. Şöyle bir şey var. Cinavarla Eren'i yanımıza da çekebiliriz. Bilmiyorum. Bir dakika, şurada tabelalar mı yazıyor? Tabela var. Tabela var. Yüce Konsey diyor ki, yaptıklarınızı yanınıza bırakmam. O kılıcı sizlerden alacak olan benim. Görünmez askerim olacak. Belki de aranızdan biri olabilir. Belki değilim. Ben her yerdeyim. Görünmez askerim olacak mı? Görünmez askerin olacak ve sen her yerdesin. Sen kimsin? Bunu peki diğerleri yazmış olabilir bizi korkutmak için? Olabilir. Buraya hiç gelmedik. Ama niye böyle bir şey buraya yazsınlar? Bir de şey, gerçi şey diyordu, kılıcı sizlerden alacak olan diyor. Ama bir yazı çıkmıştı chat, hatırlıyor musun Bane'den? Bane. Ha, Titans Bane. Acaba adamın yani konseyin adı Titans mı? Bilmiyorum çünkü ki. Kılıcı adı Titans. Titans Bane. Bilmiyorum da gel bir aşağı inelim. Belki aşağıda başka bir şeyler vardır. Yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok galiba. Harbiden hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Aklına bir şey geliyor mu? Yo. Diğerleri nerede acaba? Gerçi şu an kimse yanımıza duramaz. Bize yaklaşmaz ama. Yani gören kaçar zaten şu an. Bizi gören burada durmaz. Topuk yani direkt. Şu yukarıdan mı baksak bir çevreye? Gel bakalım bir gezelim. Yo, şuradan gel. Wallet yok bu arada. Aa, bir dakika, burada mı o görüş şeyden var, ışınlanma şeyinden var? Hatırlıyorum ben, bu oyunun başında vardı. Bu arada Erenay'ın evi yapılmış. Bir dakika, o Erenay'ın evi değil ki. Öyle mi? Şey değil mi? Wallet için değil mi o? Yok, Erenay'ın. Cino vallahi söylemiş bana. Cino'nun da şurada yeri vardı sandığı, bilmiyorum. O da kaybolmuş galiba. Cino ile Erenay ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Oyundalar. Şu an herkes nerede? Harbiden. Tanrıları bu arada ben birazcık... Tutarlar çıkmış. Ben bu arada birazcık geriliyorum. Hem kılıç hem gittik öldürdük. Konseyin bu şekilde yazı yazması. Eğer ki gerçekten konsey yazdıysa garip ve korkutucu. Yalnız bu arada kılıcı kaybedersek gücümüz neredeyse bitiyor, biliyorsun değil mi? Bir tek yani elma setlerimiz kılıyor bizi koruyacak. Yani evet. Onlardan tek farkımız da en azından. Evet, şu kask al. Kask var. Ha, okey. Uff, chat. Neredeler ki acaba ya? Nerede olabilirler? Hiçbir yerde yoklar bu arada. Nerede olabilirler? Kesin tuzak. Yani mesela ben genel sordum. Yayının başından beri herkes tuzak diyor ama oğlum kimse yok bir yerde. Tuzak yapabileceklerini düşünmüyorum. Ayrıca şeyleri de yok. Zırhları da yok. Eşyaları yok. Yani alt edebilirlerse sadece tuzakla falan alt edebilirler bu arada. Ya tabii de oğlum hiçbir zırhları yok. Hiçbir şeyleri yok şu an. Bomboşlar. Bizim var bir. Ya şu an kimse bize harbiden şey yapamaz. Bu ölçüşemez. Tuzak yaparlarsa anca öyle. Tek yönleri tuzak. Bir de Yüce Konsey artık bize bir şey yaparsa. Hepsini katlettiğimiz için Yüce Konsey harbiden bize sinirli olabilir. Yani yüksek ihtimal böyle bir şey var. Yani biz ne yaptık yani önceki bölümde? Ya yani benim bir kalbim olmasa şu an hiçbir şeyden korkmazdım. Evet. Ya yani ben şu an tek korkum kılıcın gitmesi. Ölürsem de çok sıkıntı olmaz yok şu an benim. Yani 3 kalp olan bir tek ben kaldım herhalde. Mergen'le Chicken Holmes'un de, pardon, Mergen'le Cinavar'ın da var. Ama o gün eminim
Eğer ki onlar olsaydı bize saldırmasalardı sen öldürürdün. Hızını alamadın çünkü o gün. Ya bana saldırmasalardı ben dalmazdım orada onlara. Bana Ha, saldırdılar onlar direkt. geldi saldırdı. Hani bir de hainmişiz gibi davranıyorlar ya. Orada biz mi saldırdık? Ya Sen bak evi yıktılar bak konuşuyordun. evin haline bak. Gittiler bizi öldürmeye çalıştılar. Kaç kere tuzak yaptılar bir de aşağıda bizi gizli gizli dinlediler görünmez şeylerle. İksirlerle. Ha, öyle bir şey de varmış. Yani o gün fark ettik ya, o benim aklımdan çıktı tamamen ya. Bu arada şu tabelaları kırsak mı? Harbi bu kan, ama belki daha kötüsü olur. Bilmiyorum ki. Ama yani şey diyebilirler. Ne bileyim. Güven alabilirler konseyden. Ne yapalım Öyle bir chat? sıkıntı var. Ne yapalım chat? Bilmiyorum yapsak mı acaba? Kıralım mı? Kıralım mı? Kırmayalım mı tabelaları? Kır 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 kır. Abi Twitch chat'i daha hızlı cevap verdi. YouTube chat'i daha kalabalık ama Twitch chat'i daha hızlı söylüyor. Ya bunların hepsi görünmez mi takılıyor? Yoklar hiçbir yerde. Oğlum o gün bu arada Cino'nun altınlarını çalanlar da onlardı. Bunu Onlar direkt Cino'ya onu direkt onlar. söylersek yanımıza alırız. Öyle öyle. Bu arada gelirlerse shift'e bas izleyelim bence onları. Gizli gizli buradan. Bence eve gidelim mi? Belki Gidek mi? evdelerse. Bizim evde değillerdir herhalde ya. De neyse bakalım. Ev bizim ev zaten. Ha, tapusu var. Şimdi tabelayı sence kıralım mı ya? Herkes kır diyor mesela Bilmiyorum bende. ki. Bendekiler de kır diyor ama konseyden ceza da gelebilir diyor. Kararı sana bırakıyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bana şu an karar bırakma. Ya bu konseyin mesajı ya. Bence bırakalım. Konseyin mesajı olduğuna emin miyiz bilmiyorum ama ekran fotoğrafı aldım. Dur bekle ben de alayım. Harbiden gidiyoruz mu eve? Gidelim de ben bu arada sanki bir lav sesi duydum bilmiyorum. Sen duydun mu? Burada kedi var oğlum sadece. Ya, kedi sesi miydi? Bilmiyorum, ben duymadım. Valla kırmadım. Herkes kır diyor ama birazcık gerildim ben. Ya yıldırım Ben de. çarpsa üzerimize düşse ölsek? Yalnız var ya evi tam kale yapmışız ha. Ha. Ev tam kale olmuş. Bir dakika orada tabela var. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Gözükmüyor ki. Sizi görüyorum. Sizi görüyoruz. Görüyoruz. Ver. Mergen evi var. Yakında en fazla. Toyun, koyun, tavuk. Kimse yok oğlum burada. Evin içinde biri var mı? İsim gözükmüyor. Ya eğiliyorlarsa? Kimse yok içeride. Oğlum bu kim? Kim kim? Yani bunu yazan, bu tabelaları yazan kim? Konsey mi gerçekten? Bilmiyorum ki. Sandığa baksak mı? Ben var ya gerilmeye başladım ha. Şurada bizim sandık var ya. Ben de gerildim de, dikkat et, kılıcını yakınında tut. Et Abi. var etleri aldım. Şu an kalbim güp güp at. Aa! Bu Lan ne kılıç. oluyor? Lan bu ne? Bir dakika, bir dakika. Bir kişi Abi ne et. oluyor? Kalkan, kalkan, kalkan. Kalkanını çek. Kılıç. Kırıyor, kırıyor, kırıyor. Kalkanı kırıyor. Tamam, vuruyorum ben. Bu ne oğlum? 1.8 PvP'ye Kes, döndürdüm kes, ya. kes. Bana Lan fokus, bana fokus, vuramadım. bana fokus. Tüh. O kişiye yaramıyor. Vuramıyorum ki, vuramıyorum, vuramıyorum. Tamam. Süpersin. Vur, Süpersin. vur. Ah. Süpersin. Ki Oh. kemik çıktı, kemik çıktı. Kemik ne Aa. alaka? Beyin. Dur şu Beyin ne an alaka? anksiyete hata geçiriyorum herhalde şu an. Bir dakika, evde çıktı ama. Evde çıktı. Gel bir eve. Evde ne alaka? O kılıç efendimize ait falan filan çıktı. Evet. Oğlum inanılmaz gerildim. Bir de Bir güldü. dakika çevredeki blokları nedir taşı falan yaptı. Evet, beynin kolu diyor.
Bir dakika. Bu beynin koluysa, sağ kolu falansa. Bir dakika, ne diyor? Ben anlamadım. Tekrar söyle. Şimdi o kılıç efendimize ait diyor ya, beynin kolu yazıyor. Evet. Beynin sağ kolu falan artık. Neyse. Beynin kolu. Beyin, bir dakika. Bu beyin bile değil. Bu beynin sadece... Aynen. Yanındaki. Bir yardakçısı yani. Aynen, aynen. Doğru bildin. Bir dakika, yani, bu buraya nasıl oldu? Bir dakika, buraya nasıl geldi? Ne bileyim, evin içinde çıktı direkt. Bak etrafta böyle nedir taşı ol, ne alaka abi? Bir şey var mı acaba diyeceğim buralarda da. Şunların altında falan. Aboneliklere yayının sonunda döneyim arkadaşlar. Şu an olayı çözmeye çalışıyorum. Aa var ya, gerçekten midem kalktı yani. Abi şu an elim ayağım boşaldı harbi. Bir şey diyeceğim ben, bak çıkını 3 defa arda arda hiç full tuttura tuttura vurdum. Şu an yani 2 tane ok tutturabilirsem iyi yani, 10 tane ok attım. O okları işe yaramıyordu ama. Okları işe yaramıyordu ona. Geri ittirmiyor, geri ittirmiyor sadece. Aynen aynen. Ya ben de vuramadım, bir yandan C'ye basıp mikrofon sana konuşuyorum, bir yandan vuracağım, koşup vurmak çok zor oldu. Bu arada hani Allah'tan o suyu koydum yani, yok bir de kalkanın malkanı kırıyor direkt, baltası vardı. Haa. Kalkan malkan hiçbir şey yaramadı yani. Uf, gerildim ben, şimdi bunlar nerede bir de? Hiçbir fikrim yok, bir şey diyeceğim. Çeçet bunlar galiba neden olmuş olabilir? Tabelalar gerçekmiş. Evet, bunu ne çıkın yapabilir, ne mergen yapabilir. Bolleç yok ama. Yok ya, nasıl yapacaklar ki? Yapabilecekleri bir yol yok. Ama neredeler bilmiyoruz. Bir şey diyeceğim, bir anda saldırmasınlar ya. Ne bileyim, konseyden daha fazla gelmesin bunlardan, o beyinden. Mesela bunun adı Toma'ymış, ne alaka? Bir saniye, ben Allah bir yayına bakmam lazım chat acilinden. Tamam. Ya yani yayında bir sıkıntı var mı diye baktım da. Hava buz gibi bir de oğlum. Bak bu olayların bence sonu gelmeli. Birbirimizi öldürerek ve birbirimize böyle tuzak kurarak hiçbir yere varamayacağız. Bu şekilde konsey de bize düşman oluyor. Şu an konseyin bize düşman olmasının tek sebebi şu kılıç. Evet. Ama bizi tek hayatta tutan şey de bu kılıç. Bu kılıcı kimseye veremeyiz. Ama yaşamak da istiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bir şey düşün. Ne bileyim, konseyi bir şekilde kendimizi kanıtlamamız mı lazım bilmiyorum ki. Ya bak, bu kılıcı gerçekten vermememiz gerekiyor. Bu kılıcı kuleden beraber çaldık. Bu kılıcı verirsek eğer geri, her şey biter. Belki de konsey onları çalıştığı için kılıcı istiyordur. Ve bu bir tuzaktır. Bu tuzak sayesinde kılıcı alıp bizi öldüreceklerdir. Bilmiyoruz ki. Bir şey diyeceğim. Bu tuzağı nasıl yapacaklar? Bak buradan bir tane... Tamam, konseyle anlaşmışlardır belki. Konseyle anlaştılarsa her şey bitti zaten. Yani bu konseyin kılıcı. Doğru diyorsun da ne yapacağız işte? Abi ne yapacağız? Abi ne olacak hiç bilmiyorum. Sen mi tuzak... koydun bloğu? Evet ben koydum. Tuzak mı yapsak diyeceğim de, tuzağa da gerek yok. Kılıcımız var. Ya bak şu an aslında... Bak çok güçlüyüz. Konseyin... Direkt adamlarından birini indirdik şu an elemanlarını. Evet. Sadece bir kova suyla aslında yani. Kalanı full normal baltayla vurma falan yani. Evet, sen saldırsaydın daha hızlı ölürdü bu arada. Çünkü ben baltayla vurdum. Evet evet. Ya bu arada baltadan inanılmaz da güçlü değil. Tek artısı kılıç olması bunun. Çok hızlı vuruyor. Şimdi 3-4 bir şey diyeceğim. Kalp fazla vuruyor sadece bu. Yani doğru diyorsun. Daha doğrusu yarım kalp dersen. Yani 2-3 kalp fazla. Chat size soruyorum şimdi. Ahmet konuşacak şimdi. Ne bu mesela, bu ne? Siz görüyor musun? Şu an mesela az geliyor mu ses? Çok az yani. Bir tık az gelmesi normal. Çok mu az geliyor? Önceki yayında çünkü çok az geliyordu. Böyle duyulmayacak seviyedeydi. Ben duyuyordum ama yayına az geliyordu. İyi yok, tamam, sıkıntı yok. Tamam süper. Bizim şeye gitmemiz gerekiyor belki. Neye? Sandıklarımızın olduğu yere. Neden? Ney? Ya gitmiş olmasın olduğu. Ha bir bakalım, kontrol edelim. İyi, evet güzel. Ben neresi de, burası değil. Bizim sandık gibi vardı ya. Fırınlar da yok. Ha gerçi almıştık biz. Onları aldık mı ki? Bilmiyorum ki, toplayabildiğimizi topladık diye hatırlıyorum ben. Buradaki sandığın üstü de açık bu arada. Birisi burayı toplamış olabilir mi? Ben buradaki fırınları aldığımızı hatırlamıyorum bu arada.
Fırından almamıştık. Ben de hatırlamıyorum ve bir dakika, konsey el mi koydu? Sandığın Ne üstü de bileyim ya. açık. Evet, sandığın üstü de açık. Abi neler oluyor? İyi olduğunu alamamış. Aldım falan diyorlar ama hayır, bilmiyorum herkes ki. aldık diyor. Herkes aldık diyor, evet. Ben hiç hatırlamıyorum aldığımızı. Biz ne oradaki kere fırınları alalım ki? Ya bak şu an mevzu ne biliyor musun? Biz buradan ayrılamıyoruz. Çünkü eğer ki ayrılırsak... Ama bir dakika, tuzak yapıyorlarsa bunu görsek daha iyi olmaz mı? Evet, iyi olur ama bizi nasıl tuzağa çekecekler ki? Çekemezler tuzağı yani. Yani o kılıçla, sen o kılıcı doğrulttuğunda zaten adamın yaklaşası gelmez ki sana. Ya şu an ben dolaşan tuzağım yani. Dolaşan tuzak. Kelimenin tam anlamıyla yani, bir de 3 tane de arbalet var yani doldurulmuş. Şu an yapacak bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Aa, fırınlar evde. Biz bunlardan buraya getirdik. Güzel güzel güzel, en azından çalan yok. Zaten çoğu eşya da oradaydı. Peki önceki yayın söylediğim şeyi düşündün mü hiç? Ne söylemiştin? Buralardan gitmeyi. Nereye gideceğiz ki? Gideceğimiz yer yok. Bilmiyorum yani, bir şekilde dünyanın en köşesine gidip altına girsek. Zaten alan belli bir sınırda ya. Sınırın O en mantıklı ucunda. Bu arada. Farklı bir tane daha yere sahip olmak. En azından yedek bir yer. Böyle bir problem yaşadığımızda oraya gidebileceğimiz. Çok mantıklı. Kesinlikle yapmamız lazım. Bunu bir ara düşünelim. Şu an bence küçükten bir etrafı gezelim. Belki birileriyle karşılaşırız. Belki Erenay, belki Cina var. Onları anlatalım. Ne diyorsun? Tekrar söylesene, duymadım. Erenay veya Cinavar'ı bulursak onlarla konuşabiliriz. Evlerine gidebiliriz. Çünkü ikisinin evi yan yana. Bir bakalım. Tamam, hadi bakalım. Ama görünmemeye dikkat et. Gizli gizli. Aynen. Görünmemiz lazım. Bu arada ben bu tabelaları kırıyorum. Ortadakileri kırmadık ama. Bunları kıralım yani, zaten konsey daha bize ne yapabilir ki? Yani. Adamlarını bastı gönderdi yani. Onları da kesik. Ya şu an... Yalnız konseyin bizim... adamlarının güçsüz olması hakkında ne düşünüyorsun? Acıdı mı acaba onu gönder diyeceğim de yani... Adam ismi neydi? Kolu. Hani kolu böyleyse ne bileyim Toma. Yani bacağı falan daha güçlüdür herhalde. Yok, bacak daha güçlüdür çalıştıysa. Bilmiyorum, bacak çalışmadım. Niye? Göğüs girdim genelde bacak günlerinden. Bacak gününü atlama. Abi, burada tabela var, burada tabela var. Dur. Oradalar. Aşağı konsey. Şimdi uzaklaş. Tabela var. Ne izliyor? O kız hızlı. Tamam, gel. Fotoğrafta çektim. Konseydeler. Eve geç. Okuyacağım mesajı şimdi. Tamam. Burada Erenay oradaydı galiba. Erenay ile Cino. Hepsi oradaydı. 5 tane vardı sanki. Hatta onu da fotoğrafını alacağım. Buradan gözükür mü? Tamam. Optifine'ın varmış. Niye? Dur. Efendim. Bence kaçmayalım. Burada dursak mı acaba? Ne diyorsun? Bir göz daha vermiş oradan. Bir duralım. Ben şimdi ekran fotoğraflarını açacağım. O yüzden tamam, dikkat et. Oku sonra buraya geri gelelim. Yok, burada sen etrafa bakın. O zaman şöyle gel. Abi hepsi konseydi gibi duruyor. Tamam, burada daha iyi atıyorum. Aa, bize geliyorlar. Nasıl? Dördü birden. Şu mergen tek. Mergen alalım mı? Çabuk. Bir dakika ama yanına saldırdı gidelim. Derse ayrı şeyler olabilir. Ya kaçtı fırsat. Tek ne güzel ya. Ya öf, niye ses aldım? Tek bir kalbi vardı bir de. Burada yalnız değilsiniz. Beni unutuyorsun. Ben bir gölgeyim. Ve sizleri takip ediyorum. Yaptıklarınızı unutmayın demiş. Tabelada. Tabelada böyle demiş. Duydun mu? Asım, eyvallah. Teşekkür ederim. 19. Duydum. Merhaba. Konsey, siz misiniz?
Konseyin sağ ve sol kolu. Bu Ladin acı veriyor bu arada, kalsın bu. Oğlum adamlar şurada gelecek şimdi. Geliyorlar zaten. Konuşuyorlar. Biz 3 kişiyiz. Bu arada neleri var şu an? Demir setleri var. Evet. Ne yapacağız? Saldırmalı mıyız? Saldırırlarsa saldıralım. Saldırırlarsa saldıralım. Of. Şu an sadece Çıkın ve Mergen bu arada. Diğer ikisi nerede? Tuzak kurulabilirler mi? Arkadan falan donup. Evin boş olduğunu görünce yapmış olabilirler. Görünmezlik falan açmış da olabilirler. Şu an kimseye güvenmiyorum. Evet ben de şu an ne yapacaklarını bekliyorum. Aha canavar geliyor. Mergen'le Çıkın'ın yanına. Erenay direkt yanımıza geliyor. Cino da yanımıza geliyor. Hazırlan sen yanında olmamız. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm. Arkanda Creeper var, dikkat et. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Burnunuz kapıya kısıldı mı? Gerçekten kısılmadı. Kısıldı. Nereden bildin? Kısıldı gerçekten. Arkadaşlar sizin aranız mı açık ya? Geldi. Gergin misiniz siz? Yani bir tık gerginlikler birazcık, oluştu. Birazcık. Size bir şey diyeyim mi? Bunlara hiç gerek yok. Bu bir. İkincisi de Toma kim? O şekilde Lee. Sorma. Ciddi sor. Üçüncüsü de Toma kim? Lee. Efendim. Söylemeli miyiz? Valla duyduk. Hiç söylüyorum ama duydum. Söylüyorum. Ha. Toma polis kuvvetlerinde olan bir araçtır. Evet. Burada ne işi var? Bence dalganın sırası değil. İşi var. Güzel bence de dalganın sırası değil. Barney'nin koluymuş. Biz onu öğrendik şimdi bak. Bunu ne yapacaksın? Evet işte o yüzden biz de bu kadar biliyoruz. Yani o yüzden sormanın bir manası var mı? Yani, nerede peki ben bu de Toma? Ki. Belki Toma nerede biliyor musun? Mergen'in kaybolan kılıcını istiyorlardır belki de. Ha. Bence Comic Dead'deki kılıcı istiyorlardır. Çünkü onun da o beynin kılıcı gibi gözüküyor. Sen adın ne? Sende bir kılıç vardı herhalde. Ben öyle hatırlıyorum. Yani. Kılıç mı? Bendeki tek kılıç bu. Tabii canım. Tabii. Yok, ben zaten böyle hafıza programları yaşıyorum arada ya. Görseller kafamda gözümde karışıyor bazen. Elmas kılıcı falan böyle beynin kılıcı olarak görüyorum. Böyle garip garip kılıçlar olarak görüyorum. Yalnız onu vurmazsak fidan niye? Satıyormuş da. Fidan birliği için önemli. Aynen. O sever. Sizin fidan birliğinizle hiçbir alakanız yok bir kere. Bunu bir siz seversiniz şey diye. Da. Biz fidanları severiz. Siz de genellikle galiba kan dökmeyi seversiniz ha? Böyle üsürsüz yani bir şekilde bir anda saldıran, insanların savunmasız bir olduğu. Bir anda saldıran öyle. Ben değildim. Bir anda saldıran ben değildim. Orada konuşmaya çalışıyorduk. Mergen çıplakken kim saldırdı Mergen'e? Mergen elmas setti. Mergen'e elmas set gelmeseydi, yapmasaydı o zaman ne yapacaktı? Mergen'in özel kılıcı nereden ya. Geldi mesela? Sen Mergen, elmas kılıcı... Kandırıp, bir dakika. Sen hem kılıcı verildiğini görüyorsun, hem elmas ben set olduğunu biliyorsun. Mergen, o gün niye görünmezdiniz? Siz nereden geldiniz? Bana konsey mesaj gönderdi. Sizin böyle bir şey yapacağını biliyormuş demek ki. Siz burada savunmasız bir insanı öldürüp, hem de konseyde öldürüp, hem de hapishanede öldürüp nasıl hala çenenizi açabiliyorsunuz, o çenenizi yorabiliyorsunuz? Bak bence bir saniye konuşacaktık, bir anda saldırdın bize. Bak siz... Dalmalı mıyız? Dalmalı mıyız? Hapishanede saldırdıktan sonra sizin konuşmamız gereken bir şey kalmadı. Ya. Bak, konseye biz yemin ettik. Burada bağladığımız konusunda yemin ettik. Böyle yüce bir yerde... savunmasız birine, özellikle hapishanede olan birine saldırmak nasıl yakışır? 58,5 hasarlı kılıcı olan bir adam. Sen bizim hakkımızı tamam, savunmadın. Sen bizim hakkımızı savunmadın. Sen muhtar değilsin. Diyelim, ben herkesin hakkını savundum, Mergen'e ceza verdim. Siz bundan tatmin olmadınız. Ya ceza orada ama tutmak mı adam? Bu adamın kalbi gitti. Ne yapabilirim? İki defa. Cana can diye bir şey yok. Onda kalbi gitmesi, gerekiyordu. Bu köyde cana can diye bir şey yok. Siz kendiniz yapmaya çalıştığınız barışı bozdunuz. Ve barışı adam senin gözünün önünde öldürdü. Barışı bozmanızın sonucunuzu biliyor musunuz? Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Gözünün arkadaşlar biraz sakinlik tamam. Şöyle bir durun. Tamam. Ben sakinim sorun yok. Ben de şöyle durmuyor. Siz yaptığınız şeyle neye sebep olduğunuzu biliyor musunuz? Konuş. Burayı geçmeyelim iki tarafta. Ver kitabı ver. Siz adalet savunucusu musunuz? Ben...
Okuyorum. Aynen. Tamam mı? Dinle bak. Siz özellikle ikiniz iyi dinleyin. Belki yüzünüz falan kızarır. Bak ikiniz özellikle iyi dinleyin. Belki yüzünüz falan kızarır. Ben hiç sanmıyorum da. Dinle. Ben de sanmıyorum da. Tamam. Dinle. Ey minik insanlar. Siz Yüce Konsey'in büyüklüğünün kudretini unuttunuz mu ki yasakları çiğniyorsunuz? Siz konsey alanında kan dökebilecek bir güce sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Sizin kural tanımazlıklarınız kötülüğün seviyesini zirveye taşıdı ve Mephisto'nun hapishanesini oluşturan mührün kırılmasına neden oldu. Artık kötülük serbest, bu da sizin küçük düşüncelerinizin yarattığı kaosun bir sonucu. Yüce Konsey her şeyden üstündür. Yüce Konsey'in kutsal alanlarına gösterdiğiniz saygısızlık, kötülüğün kapılarını ardına kadar açtı ve karanlık gölgeleri serbest bıraktı. Galiba benden hoşlanıyor. Ancak bu anın korku ve endişeyle dolu olmasına izin vermeyin. Biz yüce varlıklar bu zorlu sınavın üstesinden gelecek güce ve bilgilere sahibiz. Kötülük serbest kalsa da biz birliğimizi ve gücümüzü bir araya getirerek sizin bu karanlıkla savaşmanıza yardım edeceğiz. Sizleri korumak ve insanlığı aydınlığa kavuşturmak için buradayız. Yüce Konsey'in kararlarına saygı göstermek, birlik içinde hareket etmek, bu karanlığı dağıtarak aydınlık yararlılara ulaşmamızı sağlayacaktır. Dalamazlar. Unutmayın, arkadaşlar. Biz her şeyin yücesi, elimizdeki yüce kılıç öyle böyle değil. Ve son sayfada da cehennem geri geliyor yazıyor. Bir şey sorabilir miyim? Yok. Bu kitabın sizin tarafından yazılmadığı ne malum? Biz mi? Al şunu. Al, merak bakalım. Ediyorum. Abi bak incele. Bak biz yazmışız, incele. Sadece ismine bak kitabın. Kitap Yüce Konsey diyor. İncele ya, bakalım. Yazar Yüce Konsey diyor. Hı. Değil mi? Bu o kitap sizin sebep olduğunuz şeyin direkt kendisi. Buna sebep olan sensin. Bizim hakkımızı savunsaydın, bizi öldürmeye çalışan adamı hapishaneye attım. Adamı hapishaneye attım. Tamam, idam etseydin adamı. Niye idam edeyim? O bizi idam etmeye çalıştı. Burada cana can diye bir sistem yok. Ben buranın düzenini sağlayacak kişi olan değil miyim? Ben cana can yapmak istemiyorum. Ben cezayı hak eden cezasını alırım. 30 kişiyi öldüreyim, bir akşam orada takılırım, çıkarım sonra. Adam kimseyi öldürmedi ama. Öldürmeye teşebbüs etti. Ve öldürdü. Bir dakika, öldürmedi. Karşında öldürdü, senin karşında. Sen de ona saldırdın. Hayır, o başladı. O zaman senin de asalım, tamam. İkinize asalım, çözelim o zaman bu olayları. Tamam, böyle çözseydin o zaman. Niye o gün hiçbir şey yapmadın ya da o öldürürken... Sen de asılmaya okeydin yani. Valla adam bana saldırmasaydı ben saldırmazdım. Nefsi müdafaa. Ya bir kere siz o konseyde bu adam hapise girdikten sonra tatmin oldunuz. Okeyiz dediniz. Daha ne yani? Daha ne istediniz? Ya başka bir şey deseydik sanki yapacaktın. Siz konseye biat ettiniz ve konsey içinde kan döktünüz. Sen ne yaptın peki? Ben kendimi savundum sadece. Ben sana hiçbir şey yapmadan... Ve bu adam sana hiçbir şey yapmadan bu adamı tuzağa çektin. Beni tuzağa çektin. Bu altıma peki ne demek koydum. Oluyor? Bu konuda hiçbir kanıtınız yok. Kanıta ihtiyacımız da yok. Kimse ikna etmeye çabalamıyoruz şu an. Umurumda oradaki tünel zaten durduk yere Minecraft tarafından kazıldı değil mi? Sen tarafından veya başkası tarafından değil. Ya gerçekten bu köyde bir şeylerin anormal olduğunu düşünemiyor musun? Yani şu an her şey normal mi sence? Şu ana kadar yaşadığımız her şey. Yani bu şekilde ki de savunulmaz. Bu arada gerçekten. Siz orada görünmez lik iksiri içtiğinizi söylemiştiniz ki arkamızdan geldiniz. Adam orada itiraf etti direkt. İtiraf etti, ben yaptım dedi. Neyi itiraf etti? Evet. O tuzağı yaptığını itiraf etti. Ve siz de oradaydınız bence. Eğer sen de bunun hakkı olan muhtarlık görevini hakkıyla yapmış olsaydın buna inanırdın. Ben ama inanmamayı tercih ediyorsun. Hapishaneye tıkladım. Tamamen tüm gün boyunca adamı... Hapishane, uzaklaş, tıkadım. Uzaklaş, en üst. Uzaklaşır mısın? Uzaklaş. Tamam, gerilmeyelim. Ne olacak? Yine mi öldürsün? Bak hızlı çekti. Uzaklaş. Bak görüyor musun şunu? Eren'e bak. Yaklaşma. Bak uzaklaş. Aaa o ne? Çakılık çekemez. Yaklaşma. Bunlar böyle bak. Bunlar böyle görüyor musunuz? Barış'ı bozma. Üzerimize yürüme o zaman. Konseyde insan öldürdü. Yaklaşma. O itiraf ettiğiniz konuya gelelim geriye. Bak kılıcı indir, kılıcı indir. Yakaladım onu, yakaladım. Gördünüz mü kılıcı? Bırakma onu, bırakma. Siz nasıl görünmezlik iksiri buldunuz? Peki. Sana ben hiçbir şey göremiyorum. Sana peki. Beni. Peki görünmezlik iksiri sizdeyse cinavarın altınları kim tarafından çalınmıştı? Bize o gün görünmezlik iksiri Yüce Konsey tarafından bugün buna ihtiyacımız olacak diye verildi. Belki o gün de verildi. Sen Bergen'de yan yanasın. Niye Yüce Konsey köyden birinin eşyasını çalmak için ki, bir şey verdi? Zaten direkt bunu yapan kişi Mergen. Adamın belki de benim üzerime yıkmak için çağırıyor yani. Bunu yapan zaten Mergen yani. Başka kanıta gerek yok. Bunu yapan Mergen. Yani neyi yapan Mergen? Buna. Paraları çalan mı? Ya paraları çalmaya götüren biriyle çalışıyor. Adam kendi paralarını mı çaldı? Geri almıştır, geri beraber iş yaptı adamla. Kimle yaptı? Üzerine şüphe düşmesin diye. Vallahi benim en büyük tahminim sen.
Bak mesela bu adam Gino'yu evin patladı diye götürdü. Adamın evi yok. Gino evin var mı? Ve patlamıyor, evim hiçbir yok. Şey patlamıyor. Meryem'e soralım. Heh, Gino'yu niye oraya götürdün? Hadi. Ben Gino'yu oraya evinin patladığını yalan yükleniyor. Gördüğüm için götürdüm ama meğersem orası Gino'nun evi değilmiş. Gino'nun evi götürdüğü yerde kıya. Oho varsayımlar, yalanlar. Yok dedi. Ben bilmiyordum. Adamın evi yok sadece. Ve patlamıyor hiçbir şey yani. Siz de bana altları çaldın be. Bir dakika bu adamlar tamamen konsey içinde kan döktükleri için konuyu değiştirmeye çalışıyorlar. Konuyu farklı yerlere. Bir saattir konu değişip duruyor sayenizde. Cino o çaldı. Ben gördüğümü Mergen söylüyorum. Bak bana inan. Ben de görünmezlik iksiri hiçbir zaman olmadı. Onda da. Senin arkandan iş çeviriyorlar. Benim, bak altınlar önemli değil. Kim kan döktüyse Mephisto mu ne lavuğun adı çıkmış dışarı. Ne yapacağız? Ve buna siz sebep oldunuz. Ben kim sebep anlamadım. Konseyde katliam yaptıkları için onlar sebep oldu. Bence konseyde kan döken kimse abi o çözsün bu olayı. Konseyde İlki Mergen. Mergen başladı. Için adamı hapishanede savunmasız bir şekilde saldırmaya çalıştınız. Mergen başlatmasa biz oraya yani, gidip biz hapiste olan olmasının nedeni bizi öldürmeye çalışması. Hapisteyken ölmesinin tamam, sebebi işte bak, bizi öldürmeye çalışması. Asıl hain orada. Sağında. Sağ kolun. Asıl hain burada. Arkana İki bak. Tane görüyorum bak. İki tane. Birisi tilki, birisi de morlu bir şey. Ben olan abi, olayı söylüyorum. Biz hep beraber konseyde yemin etmedik mi? Barışı sağlamaya çalışmadık mı? Bu adamlar barışı bozdu. Sen sağlamadın. Adam bizi öldürmeye dedim. Çalıştı. Adam bizi öldürmeye çalıştıktan sonra adamın yanına gittik. Olayın hiçbir başına şey bakın. Tuzağı da gördün. Hiçbir şey yapmadın. Beni öldürürken barışı izledin. Saldırdın adamı bana. Yaptın diyorum. Hala bana bir şey yapmadın diyor. Artı bana saldırdın şey orada. Sen de girseydin hapishaneye. Bana saldıran da sendin. Bak. Neyse. Ben bir şey demiyorum. Umarım bokunuzda boğulursunuz, tamam mı? Mephisto mu kim ne bilmiyorum. Başınıza büyük bir bela aldınız. Artık siz uğraşırsınız. Göster. Zaten bir dakika. Zaten bize geldi. Mephisto mu artık Banemen'e onun adamı. Onu da gönderdik diğer tarafa. Nasıl gönderdiniz? Bak söylemiyorlar biz, şimdi gördün bak, mü? Biz gayet güçlüyüz. Bunları iyi dinleyin. Uğraşırız herifse. Bunları iyi dinleyin. Bak anılmaz sakladı şimdi söylüyor. Yo az önce ben bunun konusu dönmüştü zaten. Sana güvenmiyoruz çünkü. Ya zaten sen yapacağını yapmışsın. Bana güvensen ne, güvenmesen ne. Siz iğrenç insanı. Bırak. Tamam ya hadi. Sen bana bir anda saldırdın. Fazla, ben ne yapacağım seni öldürmeyeyim? Ben sizi daha fazla konuşmak istemiyorum. Planlı yani, gelip saldıran adamlar bize iğrenç insan diyor. Gerçekten ben, ikisi o gün ben, sana ben, saldırdılar. Konuşurken. Bir anda da evet. Ve bir de üste çıkmaya çalışıyorlar. Bu tartışmadan hiçbir şekilde başarılı bir ayrılacaklarını düşünüyorum. Ben konuşmaya devam etmeyeceğim. Muhtar suçluyla beraber. Fark ettin mi onu? Değil mi? O da komik. Yüce konsey size gereken cezayı verecek. Tamam, sen de suçluları savunmaya devam et. Uğraşmanız gereken iki. Sen de suçluları savunmaya devam et. Tamam mı? Tamam. Gerisi bizde. Gel. Siz kimi öldürdünüz? Cüre gel. Bir tane işte o Mephisto'nun adam herhalde bilmiyoruz ki. Neydi, bize saldırdı bir anda. Yazıyordu chatte işte. Toma. Toma'yı mı kestiniz? Yok pardon, Toma'nın değil. Aynen Toma'yı kestik. Ne oldu? Yani Bane size musallat oldu, doğru mu? Evet, bize musallat oldu. Sizlik bir şey yok herhalde. Bane'nin adamı mıydı bu da? Vallahi bilmiyorum. Evet, olabilir. Bunlar bizim evimize mi yerleşmeye gitti? Ben anlamadım ki. Anlamadım. Evlerine. Zaten. Erom, sen bir dakika ne düşünüyorsun bu konular hakkında? Abi siz bu kılıcı niye söylemediniz? Niye söylemedik? Çünkü bu kılıcı biz bulduk o kadar uğraşlar içerisinde. Bizden alacağınızı biliyorduk ve çok güçlü bir kılıçtı. Ayrıca detay da vereceğim. Güvenmiyorum ilk günden. İlk günden beri hiç Mergen'e güvenmiyorum ki bizi öldürmeye çalıştı ikinci günden. Bu kılıçla kendimizi korumak zorundaydık. Ayrıca biz koruduk daha. İkinci gün bizi öldürmeye çalıştı biliyorsun Mergen. Üçüncü gün ya da. Tuzağı beraber gördük. Ve bundan görmüşsün dolayı yani. Artık hani kılıçtan bahsedecektik. Artık bahsetmeme kararı aldık. Çünkü bizi öldürmeye çalışan insanlar vardı.
Herkes birbirinden bir şey saklıyordu. Bizi niye saklamasaydık? Ama arkadaşlar biz böyle değil miyiz? Biz böyle değil miyiz? Dost değil miyiz? Niye ilk bulduğunuzda söylemediniz? Belki ilk bulduğunuzda söyleseniz bunlar yaşanmayacaktı. Zaten bizi öldürmeye çalıştıktan sonra bulduk bu kılıcı. Evet. O yüzden mevsim dafa. Madende ya. Bir tane sandıkta çıktı böyle. Duruyordu içeride. Sadece sandık vardı içeride. Bu sandık kılıç vardı. Abi ne yapacağız şu an ya? Ne yapacağız? Harbi çok merak ediyorum. Abi bilmiyorum ya. Şu an tek bildiğim sizin yüzünüzden ve onların da yüzünden, herkesin yüzünden adamın birinin zincirleri kırılmış. Bu kadar. Evet. Ama bak bize musallat oldu. Bize gönderdiği kişiyi kestik. Yani biz güçlüyüz. Merak etme. O bize musallat oldu yüksek ihtimalle. Muhtarı kestiğimiz için. Ama dediğim gibi yani bir şekilde Yüce Konsey ile beraber bu işi çözeceğiz yani biz. Güveniyorum. İnşallah. Of. Ama dediğim gibi Erom, bizi öldürmeye çalıştılar. Sadece kendimizi savunduk. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben hiç ölmedim de kimsenin kanını da dökmedim. Kendi halimde takılıyorum. Siz niye böyle savaşıyorsunuz anlamıyorum yani. Biz kimseyle savaşmıyoruz. Bak bizi öldürmeye çalıştılar kaç defa. Bak hatta sen de hatırlıyorsun. Vorlec, Mergen ve Çıkın'ın olduğu bir kuleye götürmeye çalıştı bizi. Pusu kurmuşlar bayağı yani. Şu ilerideki. Ama neden mesela Vorlec söylemiyor? Orada da Vorlec yalan söyledi Mergen ve Çıkın hakkında. Hep beraber söylediler bize yani. Ki daha önce öldürmeye çalıştığını varsayarsak Mergen'in. Yani güvenmemiz normal. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Onlar niye öyle ayrı ayrı fısır fısır konuşuyor? Her zamanki gibi. Niye fısır fısırsınız? Ahmet gelsene mi? Ha. Şimdi bunlar yani gerçekten baktım kitapta Yüce Konsey yazıyordu. Kılıbı sende mi? Bende değil geri attım ama Yüce Konsey'den gelen mesajdı. Yani o tabelalar, evdeki tabela. Bunların hepsi ya, gerçek. Bir şekilde çözeriz. Ya dediğim gibi konsey ve konseyin dışında bir tane daha şey varmış. Onu öğrenmiş olduk. Bir hani konsey ve konseyin karşısında olan bir karanlık güç var. Karanlık güçle biz şu an aslında savaşıyoruz ve bu kılıç karanlık tarafın aslında bu konseyin kılıcı değil. Ne yapacağız abi? Bunu öğrenmiş olduk. Abi. Yani bu kılıçla konseyin yanında durursak, belki de bu kılıçla konseyi yönetirsek her şeyin üstesine gelebiliriz. İşte bilmiyorum şu an kimlerle karşı, kimler bize saldıracak onu bile bilmiyoruz. 2 dakika sonra şurada olacakları da bilmiyoruz. O yüzden bizim şu an kendimizi koruyacak bu şekilde durmamamız bile lazım ortalıkta. Evet. Onları kandırırlarsa. Bir dakika, eve gittik, evde bile oldu ki ya, daha ne yapacağız? İşte tahmin edilemez bir yere gidelim. Bence önce bir eve gidelim. Evimize gitmiş olabilirler çünkü sandıkları falan boşaltmasınlar. Aa, inan öyle bir şey yaparlarsa hepsini sandıklarını toplarım. Abi ne yapacağız? Bize musallat olacaksa bu arada sıkıntı. Sıkıntı büyük. Tamam odunlar duruyor. Duruyor mu? En değerli şeyler bunlardı. Okey. Abi. Tamam şimdi bir plan yapalım. Bu arada kendimizi güçlendirmek için havai fişek yapabiliriz. Arbaletlerle çok güçlü olabiliriz o şekilde. Ama onun için bayağı materyal lazım bize. Barut var bizde bir sürü bu arada. Görünmez birisi var. Arkadaşlar görünmez birisi o dolanan Hindistanlı adam, abi vardı ya. Neydi adı lan? Trader işte ya. Trader. Ne yapacağız? Bak ben dediğim şeyin arkasındayım hala da. Gizli bir sığınak, yeraltı sığınağı tarzı bir şey yapabiliriz. Sadece bizim nereye bileceğimiz. Yapacağız? Nereye nereye? Bak suyun içinde köşe tam iyidir bence. Gel. Botun var mı? Var. Uf. Burada bir tane daha varmış. Arkandayım. Bak şurada bir ada var. Başladığımızdan beri 7 gün olacak, 6 gün. Bu ada benim hep dikkatimi çekti.
Bir dakika, burada da bot var. Buraya biri gelmiş. Ama biliniyorsa... Burada bir yerler var. Oo. Buradaki sandıklar da farklı. Bir dakika. Alma da. Çok geç. Burası kimin? Altın herhalde mi dedik? Tekne? Tekne sende mi? Yo, burada gel. Oğlum. Buraya biri gelmiş zaten, altınları aldım. En azından o yüce konsey böyle bir yerde mi yaşar? Adamlar... Yok, orası dışarıda, alanın dışında. Ki zaten buraları yapamayız. Aynen, geri dönelim, geri var dönelim. Zaten. Burası kimin acaba? Bambular kimdeydi? Bambu şeyleri, botları. O bambu sandıkları mı? Bambu botları var bak orada. Bambular kimde? Şu an bu arada güzel bir yer bulalım bence. Arayalım etrafta. Hani belirleyelim, en azından buluşma yerimiz olur. Aa, şurada şey var. Şunları toplasana. Çık. Şeyleri toplayalım. Şu çeker kamış, hepsini toplayalım bu arada. Hepsini. Envanterini birazcık boşalt. Ben tekneyle seni bekliyorum. Tamam, çok fazla var. Çok fazla var. Tamam, bunları hepsini alalım. Ben de şuraya doğru aktarayım. Alsın, direkt gideceğiz. Atla. Tamam, güzel. Bunlar şey havai fişek için iyice, lazım. İyice şerefsiz olmaya başladık, farkında mısın? Oğlum şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu geminin oraya mı yapsak acaba? Bilmiyorum ki. Bak, gizli bir yer bulduk diyelim, tamam mı? Yer altında. Kimsenin bilmeyeceği. Tünel kazarak girilen. Ya bilmiyorum. Böyle bir yer olsa iyi olur. Şey konusunda yalan söyledik. Bu kılıç konusunda madende bulduk, burada bulmadık. Evet. Çünkü burası da olmaz ki. İlk gün burada bulduğumuzu söyleseydim. Çok sıkıntı yaşardık. Abi bizim şu an ne yapmamız lazım? Bana bir şey söyle. Şu an gizli bir yer bulmamız gerekiyor. Bu arada ilk çıktığımız yeri hatırlıyor musun? Acaba oraya bir yerim yapsak? Ama orası buraya yakın mı? Yok, şu an sağa yapıp dümdüz ilerlemen lazım. Tamam, oraya dümdüz. Gidelim, belki buluruz. Biraz daha sağ. Tamam, böyle dümdüz git. Aa, çıkını öldürdüğün yere mi götürüyorsun beni? Ya. Flashback. Ya şuyası mı? Nasıl öldürmüştüm bir daha, bir bakalım mı? yok ya. Anlar taze kalsın. Bu gemi bu arada, burası flashlight derse. Aa, katil balina var lan sağda. Katil balina ne alaka ya? Yunus'tur. Aa, şu sağdaki beyaz yer, bak şu karşımızdaki de yapabiliriz. Aa, biz acaba oradaki burada... mekik miydi neydi, ondan çıkmıştık. Bu acil durum kapsülü gibi bir şey. Acaba burada bulmadığımız bir şey var mıydı ya? Onu da bilmiyoruz ki. Ne diyorsun, bakmalı mıyız? Ya bulsaydık bence bulurduk. Çünkü Cino aşağıdan çıktı, biz yukarıdan çıktık. Chat yazdıklarınızı okuyorum bu arada ara ara. Bak, burası olabilir. Ben burayı mantıklı buluyorum. Gel aşağıda giriş vardı, gel. Ben de üstten bakıyorum. Yukarıdayım. Abi burada hiçbir şey yok. Burada sandıklar vardı. Sandıkları bile almışlar bu arada galiba. Biz mi almıştık? Yok, birileri sandıkları boşaltmış buradan. Sonradan gelmişler galiba buraya. Hatırlamıyorum. Burada farklı bir sandık var. Bunu birisi almış harbi. Bu sandık yoktu burada. Aşağıda da mı yer varmış? Şu, bak burasını falan birileri almış. Gel çıkalım buradan. Ama şey yapabiliriz. O evet. Gizli yere yapabiliriz arka tarafa. Abi buradayken her şey ne kadar iyiydi be. Hani harbi ya. Gel bekliyorum. Şuradan çıkalım.
Acaba Mergen kılıcı burada mı buldu? Ne diyorsun? Bilmiyorum ki. Oradaki sandıktan almış olabilir. Gel gidelim hadi. Burası da bildik bir yere, çok yakın ya. İşte ben de şu suyun altında bir yer mi yapsak diye düşünüyordum da. Bak, şöyle bir şey olsa bak. Şu an izleyiciler de dinliyor ya hepimizi. Mantıklı mı değil mi cevap versinler. İki tane girişi olan bir tuzak yapsak. Bu bölümü yetiştiremeyiz büyük bir ihtimalle. Futbol olsaydı ise eyvallah, teşekkür ederim bu arada. Ama. Evet. İki tuzaktan biri. Pardon, iki girişten biri. Biri tuzak, biri normal yer. Tuzağı çeksek mesela, arkamızdan biri kovaladığında tuzak mekanizması çalışsa, arkadaki ölse. Ama diğer girişte bizim bildiğimiz giriş olsa. Yani acil durumlarda kullanmalık. Tam bir kalp götürmelik yer. Çok mantıklı. Ben şu an yapamayız bunu ama aklımızda kalsın bu. Eve gidip eşya alabiliriz yine. Ben ezan yeri falan seçeriz. Aynen, şu an yeri seçelim, belirleyelim. Sonraki yayınlarda yaparız. Tamam, okey. Gel o zaman. Var ya, şu kılıç artık öğrenildi ya. Evimde dolaştırabiliyorum artık, çok güvenli hissediyorum kendimi. Evet evet, şimdi eve mi gidiyoruz? Gizlememe gerek yok. Eve gidelim. Chat mantıklı diyorsunuz, gördüm bu arada. Oğlum çok iyi olur. Bu arada futbol sedis altın üyelik almış, eyvallah sağ olasın. Düşünsene, birinin kalbi gidiyor. Mergen mesela eksiliyor. Yapabileceği hiçbir şey kalmıyor mesela çıkının tek başına. Gel. Bot atsana bu arada. Yani ne olur ne olmaz. Bu arada Jumming de hep önden gitmeli. Şuradan çıkak. Nereden, ha burası. Şimdi buradan alacağımız bir şey var mı? Yani bildiğim kadarıyla yok. Gizli yemeğin sandık. Var mısın şu an? Vereyim mi yemek? Vereyim mi? Biraz var, biraz. 60'mış tam. Tam varmış aslında. Al yerde duruyor. Buradan alacağımız şey zaten, bunlar boş. Şu taş kesiciyi alalım buradan. Lazım olabilir orada. Şimdi. Fırın. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Olduğunuz yerde durun. Olduğunuz yerde durun. Ne oluyor? Mergen konuş. Ne oluyor? Alo. Alo, ne oluyor? Tamam. Bırak o TNT'leri. Hem evinizi patlatırız hem de Afenix'i öldürürüz. Afenix, indir kılıcını. İndir onu. İndir. Gel buraya. Yaklaşma. Bak tamam, çok dur. Afenix'in bir kalbi var. Ben de Mergen'i öldürürüm. Dur. Bekleyin. Mergen, bak konuşalım. Bak bir şey diyeceğim. Mergen ölürse ve ben ölürsem ikimiz için de kötü. O yüzden kenara çekilin. Ne yapıyorsunuz? Amacınız ne? Ne amaçlıyorsunuz? Çok kalabalığız. Yapamazsınız. İndir. Sen de hiç beklemezdim Erenay. Sakinleşin. 4 kişiyiz. İkiniz de öldürürüz burada. Ben üçünüzü kesmişim. Ne anlatıyorsun? İndir. Arbaleti indir. Şansa kesmişsin. İndir arbaleti. Niye? Amacınız ne? Abi sakinleşin, ne oluyor? Anlaşacak. Tamam, konuşacaksak TNT'leri bırak, ben de bunu bırakırım. Bırakmam TNT'leri. O zaman ben de bunu bırakamam. Herkes her şeyini indirsin. Dörde ikisiniz. Bak aynı anda, herkes aynı anda bırakıyor. Tamam, herkes indirir. Bak indirin, siz de indirin. İndirdim. Tamam böyle, sakin, tamam. Durun şimdi, dur. Niye elinde TNT'ler var hala? O kılıcı bize vermezseniz sizi öldüreceğiz. Ya ben bu kılıcı size vereceğim. Hayatta vermem. Aramızda böyle bir karar aldık. İmkanı yok. Hayatta vermeyiz. Bize de değil, konseye gidecek. O kılıç konseye gidecek. Evet, bize de değil. Bırakacak. Hayatta tutan şey bu. Mephisto'yla savaşacağız. Aperik tutan şey, hayatta tutan şey bu. Bak bu kılıcı size asla emanet etmeyiz. Asla. Her şey sizin yüzünden oldu. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Saldırırız. Bitiririz her şeyi. Ben de bak diyorum. Demir zırhlı herkes alırım burada. Konseye teslim edeceğiz. Kılıcı verin. Alamazsın. Teslim edeceğiniz ne malum?
Evin herhalde TNT döşedik. En ufak harekette patlatırız burayı. Dayanamazsınız, ölürsünüz siz de. Bak, kılıcı vermem. Suyum var. Başka ne istiyorsunuz bak? Patlatırsa su olabilir. Var. Ölmeyiz. Bak, bu kılıcı kendi menfaatimiz için istemiyoruz. Halkın güvenliği, herkesin güvenliği için istiyoruz. Evet. Hayatta size bu kılıcı teslim etmeyeceğiz. Size vermeyeceksiniz. Yüce Konsey'e verin. Hayır, şimdi burada patlatalım. İstiyorsun. Belki Yüce Konsey'e vermeyi bilmiyorum. Sadece ama Yüce Konsey'e biz gidip verebiliriz ancak. Ben size bunu vermem. Yüce Konsey'e bir şekilde bana ulaşması lazım. Evet, ancak o zaman. Yüce Konsey'e vermeyi kabul ediyor musunuz? Ediyoruz, tamam. Yüce Konsey isterse veririm. Bergen mesaj gönderebilir misin? Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Bir dakika. Ne? Hepimiz gönderebiliriz. Bana uygun bir şey değil sadece bu. Sen niye Mergen'e söyledin? Ne yazan özellikle spesifik Mergen? Soru sorup gönderiyoruz ya, ben mesela kaç yaşındasın diye sordum. Onun gibi düşün. Ulaşmak tamam için. Bunu Chicken Holmes de yapabilir. Niye Mergen? Senin sesini tutuyor da elinde TNT ile. Böyle mi tutuyor? Ondan. Ani hareket de var. Bak. Ya uçurur havaya 200 tane. 10 senedir bombardımanlık üzerine çalışıyorum. Korkuncum, her yeri patlatırım. Bana ya bir konu bak bak, bende ne var biliyor musun? TNT'in var ama bende ne var biliyor musun? Ne var? Su. Evin her yerinde TNT var diyorum sana. Tamam. Suyun içinde TNT hasar almaz. Ya benim evim bir kere yanmış. Gözlerim de ceyir ceyir yanmış. Blok var. İki tane su koy. O zaman iki tane şöyle blok koyabilirim. Konseye teslim etmenize şöyle kabul ederiz. Mergen ve beni öldürdüğünüz için bizim eşyalarımızı gitti, bize eşya vereceksiniz. Elmas ve demir. Bize elmas ve demir olduğunu nereden çıkardın? Vardır illaki canım. Yani burada kandırmaya gerek yok. Peki bir şey diyeceğim. Bunu yaptığımızda bize tuzaklar yapmayacağınıza burada yemin edebilir misiniz? Ben sizin gibi değilim. Ben barışı isteyen bir insanım. Herkesi konseye tutup kesinlikle evet. Herkesi düzenli tutmak isteyen bir insanım. Evet, ben öncelikle şey tavuk. Şu an kesinlikle dünyanın en iyi insanıyım. Şu an çeviri yapıyorum arkadaşlar. Şu an bir tehlike olarak görüyoruz. O kılıcı teslim etmemiz lazım Yüce Konsey'e. Zaten sizin yüzünüzden oldu her şey. Bak ben diyorum bari ki burada konsey bana ulaşsın bak. Ben veririm kılıcı. Evet, konsey taraflı. Tamam, siz yapacağınızı yaptınız, bari işbirliği yapın. O zaman sizi onu konseye vermenizi şöyle kabul ederiz. Dediğim gibi Mergen ve bana elmas ve demir. Al, sana bir kaskımı veririm. Demir kaskı ne yapayım ben? Kaskın yok. Elmas verin. Kaskın yok. Kaskını giy be. Zaten ben kaskı 13, bilerek giymiyorum. Ölümü görmüyorum kaskı giyince. Tamam. Ölümü görmüyorum. Bak gözüm kapandı. Doğru. Kaskın yoktu, şimdi gözlerin yok işte. 13 tanesini Voleç'e verdik. O da senin adam zaten. Evet. 13 tanesini niye Voleç'e verdiniz? Biliyorsun işte. Biliyorsun. Benim benim adam diye bir şey yok bu arada. Benim kimse değil. Benim adam falan değil. Aynen. Aynen. Ben kimin adamıyım? Habibi bom bom bom. Bam. Sen tek silah. Evet, sen tek tabanca. Ne? Nasıl? Kafanıza göre karar mı veriyorsunuz her şeye? Her neyse. Bize elmas. Sonra da konseye teslim. Bende elmas eşya yok. Çok az var. Kitabı da alalım. Ne kitabı? Konseyin yazdığı kitabı. Onu şu an verdim buradayken mesela. Veremeyiz. Ama size teslim edeceğiz. Bu konuda... Tamam. Problem yok. O zaman bakayım. Kamindi'nin göğsü senin kaskın. Şu an hepiniz buradayken vermem ben. Ben ama sonra getiririm sana. Evet. Niye? Bunların hepsini paket olarak getireceğiz. Koyacağız. Nereden bileceğiz yapacağınızı bize? Ben kurup yapmazsak TNT'leri döşemiştin. Öne deme şu anda. Öne deme yapın, devamını sonra yaparsınız. Şu an bunu verirsek güçsüzleşiriz. Güçsüzleşirsek bizi öldürebilirsiniz. Hayır, hiçbir şey yapmayacağız. Zaten şu an yapsak yapardık. Her yerde TNT var diyoruz. Siz de buradasınız. TNT'leri kıracaksın. Biz de bunu görelim. Tamam, karşılığında elmasları vereceğiz. Öne deme yap. TNT'leri gözünüzün önünde kıracağız. Önce TNT'leri kırın. Biz de ya bir şey hemen vereceğiz. Hepsi buradayken patlatamazlar ki TNT'yi. Siz de ölürsünüz. Evet, o yüzden önce kırdığınızı biz görelim. Ölürüz. Zaten. Biz bunu konuştuk. Benim 3 tane kalbi var. Benim de 3 tane var. Tamam, Afenix ölecek işte. Biz de zaten... Mergen de ölecek. Mergen hayatta kalacağına inanıyor mu? Evet. Bakalım. Tamam. Ön ödemeyi yapın, kendileri kıracağız. Ön ödemeyi yapın. Bak, ben sana getireceğim. Konsesyonu yemin ederim bak. Bak, ayrıca, yapın şu an. Ayrıca. Bak, adam niye orada?
Ben kaçmaya güvenliği hazırım. Bir kalbi var. Tipi atırsa. Benim bizim de suyum var. Ben de suyu koymaya hazırım. Bir kalbi var. Güvenliği alıyor. Ön ödeme yapın hadi. Zırh göğsünü at. Sonra devamını sonra verirsiniz. Bak soru şu veririz. Şu an veremem. Ben şu an veremem. Ben güvenmiyorum çünkü şu an size. Evet ya şu an 4 kişi bize bakarken olmaz. Zorundasın. Zorunda değiliz. 4 kişi aynı anda bize bakıyorsunuz baltalarla, kılıçlarla, TNT'lerle. Tamam elimle de döverim. Abi adam kılıcı çekerse neyse bir bak, şey demiyorum. Sizin dediğiniz her şeyi kabul ettik ya göğüslük ya hiç. Neyi kabul ettiniz ya? Biz kabul ettik asıl. Kitabı Yüce getireceğiz. Konseye göndermenizi kabul ettik. Ya patlat ya. Patlat gel patlat ya. Patlatıyorum o zaman. Patlatıyorum Biz o zaman. O kadar TNT'yi nereden buldun ki? O kadar TNT'yi nereden buldun ki? Şaltere git. Mergen şaltere kaç. Git. Mergen 5. Kaç. Mergen kaç. 5. Blöf yapıyorsunuz. 4. Blöf yapıyorlar. 3. Tamam veriyorum. 2. Tamam veriyorum dedi işte. Tamam veriyoruz tamam. Tamam Cino şalteri çekme. Tamam çekmedim. Al. Tamam. TNT'leri... TNT'leri sökün. Tam olarak düşündüğüm gibi. Hadi gidiyoruz. Sen önünü göremiyorsun ama. Önüm... Mergen şurada önünü göremiyorum. Oldun ha. Zırhsız daha yakışıklı oldun ama takım elbise. Ama üşüyorum şu an. Gel. Hadi gidin burada niye bekliyorsunuz? Sizin mı? İçin Yüce Konsey'e bir mesaj göndereceğiz. Onun dışında kitabı da en yakın zamanda teslim edersiniz. Ne düşünüyorsun? Bak havaya silah atıyorlar. Bana ok attı ben de ona ok attım. Bakalım. Yüce Konsey ile iletişime bir şey geçsinler. Bir şey diyeceğim. Efendim. Biz niye şu an konseyin telefonu tutuyoruz? Ne yapmalıyız? Niye karanlık tarafta iş yapmıyoruz? Biliyorsun evin içine gelen bu canlı ne bilmiyoruz. Ve bu daha bir uyarı. Ya daha kılıcı fazlası verelim, olursa. Kılıcı verelim o tarafa geçelim. Onlara verelim kılıcı. Ya daha devam etmeyeceklerine malum. Hiçbir şey yapmıyorken adamlara. Adamlar bize saldırdılar. Ne dedi bize onların Mergen hatırlıyor aldık. Musun? Onların kılıcını aldık. Mergen ne dedi an. Biliyor musun bize? Evet. Hainsiniz siz dedi. Kılıçtan dolayı demedi bunu. Tamam işte bak kılıçtan dolayı desin demesin. Biz hayır olalım niye olmuyoruz ki? Cino geliyor dur. Geldim. Merhaba. Girelim merhaba. Tabii. Size zırh getirdim. Gerçekten mi? Ya var ya bu adam kral adam ya. Eyvallah. Görüşürüz. Sana bir hediye vermek istiyorum. Ne hediyesi? Oha. Çok teşekkür ederim. Uzaktan hep seni izleyeceğim artık. Çok benden teşekkür ederim. Görüşürüz. Şipledim gitti. Zaten çıkını keseri kalmıştım. Son anda sizi şipledim ha neyse. Bak diyorum ki gidelim. Ne diyorsunuz chat bu konuda? Tabii bugün Ahmet'in dediğine. Mephisto'nun tarafına geçelim. Nova harekatı artık konseyi bırakabilir diye düşünüyorum ben. Bu kılıç bilmiyorum. Eğer bilmiyorum. Mephisto'nun tarafındaysa biz Mephisto'nun eli ve kolu olalım. Kolunu öldürdük zaten. O kolun yerine biz geçelim. O kolundan daha güçlü olan birini niye almasınlar değil mi? Haklısın. Sen de haklısın ya ama yapmalı mıyız bunu? Belki 10 tane daha vardır belki bundan. Bizim tarafımıza geçerler. Belki onları yönetiriz. Bir şey olur yani. Baksana evin altına ne yapmışlar. Nereden geldiler bu arada bunlar? Bilmiyorum. Abi yapın ben dediğinizi sadece... görüyorum da. Artık konsey olan inancım benim bitiyor. Bak konsey olan inancım o gün ceza almadığında Mergen bitmişti. O ben gün de. Mesela öldüm. Neden? Ben çıkına güvendim. Ben yanlış yaptım. O konuda özür dilerim. Ben yanlış yaptım. Ben çıkına güvenmemeliydim. Mergen'le yan yana durduğumda çıkının orada sağlam duracağını, düzgün duracağını düşünmüştüm. Keşke direkt aşağı atsaydın ya. Evet. O yüzden bak öldürebildim mi? Öldürmedim. Öldüremedim çünkü. Ve orada çıkının olduğunu gelmiyor. Gördüğüm için. Ama ne oldu?
Bunun üzerinden gülüp eğlendiler. Yani demek istediğim bu adamlar işbirlikçi. Şu an Erenay da öyle, Cinavar da. Yarın bir gün biz onlara güç gösterisi yaparsak bizim yanımıza geçerler dediğin çok doğru o yüzden. Evet. Bak bu şu an özel bir kılıç ya, özel zırhlar varsa. Gerçekten özel bunu hiç düşünmedik. Hepsi belki karanlık taraftadır. Daha da güçlenebiliriz. O tek atan kılıç da Mephiston'un kılıcıydı galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir dakika herkese sorsana bir chat'e falan. Chat duydunuz. Mephiston'un kılıcı değil miydi o? Mephiston'un kılıcıydı diye hatırlıyorum ben. Evet, evet. O tek atan kılıç. Evet, evet, doğru. Abi biz ne şu an... Değil mi? Doğru. ...Konseye sadız ki? Biz neden Konseye sadık kalalım? Şu an kafam çok karışık bu konuda biliyor musun? Eğer ki bunu yaparsak... Konsey arkamıza düşebilir. Yani tamam güçlüyüz... Konsey ya tuzak kurarlarsa. Konsey şu an karşı bir gücünü gördün mü? Sadece karanlık tarafın gücü var şu an. Ama en fazla mesaj gönderiyor. Yani güvercin mi koca Konsey? Harbi lan. Adam... Ya da ne yani bu dedi. Bizim... Mektup arkadaşımız mı? Anca mektup gönderip duruyor. Bu ne haklısın, abi? Haklısın. Karanlık tarafta kılıç var, tek atan kılıç. Ne bileyim işte bu özel kılıç. Baran'ın kılıcı. Diğer tarafta kitap var abi. Ben kılıcı tercih ederim yani. Kılıç kalemden keskindir abi. Kalem kılıçtan keskindir ama şu an değil. Öyle bir adada yaşamıyoruz. Evet şu an herkes birbirinin arkasını, altını kazıyor. Arkadaşlar eğer benim evime en ufak bir zarar gelirse kim yapmışsa onu bulur. Ne oldu Erenay'a? Ya evimi yakmayın diyor. Hayır durduk yere mi? Bizim ev yandı ya. Ben azıcık evimi yandı falan söyledim herhalde. Onun gaza geldi ne bileyim ya. Uf. Ben 2 dakika sonra geliyorum. Burayı koru tamam mı? Tamam. Chat. Aslında 2 dakika sonra Ahmet'e geliyorum dedim de lavaboya gideceğim. Hem de düşünelim. Herkes bir düşünsün abi. Karanlık tarafa geçmeli miyiz? Bunu düşün. 2 dakikaya geliyorum abi. 2 dakika çok bile. 1 dakikaya zaman tutun tamam mı? O kadar diyorum. Ya Mephisto şuraysa Banish şurası galiba. Bane mi güçlü, Mephisto mu güçlü bilmiyorum şu an. Yüksek ihtimalle Mephisto ayrı, Bane ayrı gibi duruyor. Ve Mephisto geldim. Yeni bir karakter şu an. Kılıcı da vardı onun. Bane'nin de kılıcı var. Hepsi farklı farklı galiba. Şimdi ben herkese sordum, düşündüm, planladım. Evet. Ve dediğin şeyin doğru olduğunu, karanlık tarafa geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve sürükleyebildiğimiz, güvendiğimiz herkesi de yanımızda getirebiliriz bence. Ne düşünüyorsun? Bak ben sana diyorum, haklısın. Şunu düşündük az önce chatle. Bane ayrı, Mephisto ayrı. Mephisto şu an yeni çıktı. Bane tarafsız gibi gözüküyor. Mephisto direkt karanlık taraf. Bir de Hücre Konseyi var, o da iyi taraf. Şu an tarafsız iyi kötü gibi karar verdik. Bir dakika, iyi taraf olduğu konseyin ne malum? Yani şu an gözüken o yani, öyle söyleyeyim. Şu an konseye yardım edeceğiz falan filan diyor ya. Peki bir şey diyeceğim. Ya her şey bunları test etmek için
Yani en büyük konsey, yüce konsey ise en büyük şey. Alt ürünler, alt... Garanti. İşte. O zaman ne yapacağız? Yani çok boyutlu düşünmemiz yani, lazım. Gel birazcık bir dolanarak şey konuşalım. Sabit durmayalım. Evet evet. Ya bak ben sana diyorum ki. Şu an 3 taraf var. Banen'in kılıcı bizde. Bir etrafa da bakarız. Mephisto farklı bir taraf. Belki direkt Banen'in tarafına geçmeyi deneyebiliriz bu kılıçla. Ya da Mephisto'ya bu kılıcı verip Mephisto'nun kılıcı gibi bir şey olabiliriz. Eli kolu ayağı. Konseye ben kesinlikle vermemeliyiz bence. Ben niye verelim abi? Konsey şu ana kadar ne fayda dokundu bize? Ama yani, en fazla oradan laf ediyor yani. Şunu yapın, bunu yapın. O hani kural koyuyor. Söyleyeyim. Bir iki ama kere bir dakika, kınadı yani. Kuralları... Yok şöyle yapıyorsunuz falan yaptı böyle. Bir dakika, biz kuralları çiğnemeli miyiz işte? Vallahi kuralları çiğneli çok oldu. Evet. Kan döktük. Durduk yere dökmedik. Haklıyız. Haklıyız ve konsey bunu görmüyor. Biz bence dediğim gibi ya Mephisto'nun ya Banane tarafına geçelim. Belki Mephisto'nun tarafına geçersek daha güçlü şeyler bile elde edebiliriz. Çünkü Mephisto'da tek atan kılıç vardı. Onu gördük yani. Hatta herkesin chatine bir soralım. İkimizin chatine. Tamam, Mephisto mu Banane mi sizce gençler? Beyin mi Mephisto'nun tarafına mı geçelim? Konsey'i bence hiç düşünmüyorum. Bu arada mod varsa anket atsın direkt hatta. Öyle de yapabiliriz. Aynen, anket açabilirse mod varsa şu an. Ya tek kullanımlık kılıç veriyor Mephisto ama... Abi her türlü Mephisto yani. Bir tane keseriz kalınlık kılıç. Siz yazın çoğunluğu yani. Fark ederim ben, iki chatte de görüyorum. Abi geçme diyenler niye geçme diyor? Abi adamlar... Bir dakika ben geliyorum. Adamlar abi kaç kere bizim... bize tuzak yaptılar. Bizi hainlikle suçladılar. Kendileri asıl hain. Durduk yere, bak durduk yere Deli Apenix yazmaya başladılar. Niye? Sanki suçlularmış gibi. Kendilerinin suçlarını örtmek için bunu yaptılar. Şu an o şekilde düşünen insanlar olabilir. Okey, sıkıntı yok. Diğer chat'teki insanlar olabilir. Bizi öldürmeye çalıştılar. Biz onlara bir şey yapmamışken. Evimizi yaktılar. Biz onlara hiçbir şey yapmamışken. Ve bunların üzerine daha hala da konseyin yanında olmamız gerektiği söyleniyor. Biz niye konseyin yanında olalım? Evimizi yaktılar. Bizi öldürmeye çalıştılar. Kılıç çektiler, bıçak çektiler. Her şeyi yaptılar. Ve bunun karşılığında biz onlara niye güvenelim? Hani şu ana kadar güvenilecek bir tane bir şey yaşadık mı? Sadece Mergen'i bir kere hapishaneye attı. Bir kere Mergen'i hapishaneye attı. Bu mu? Buna mı güveneceğiz? Mergen'i de suçlayabileceğini, belki kendini garanti altına almak için yaptı bunu tavuk. Bilemeyiz. Bilemeyeceğimiz için de ben karanlık taraf daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde olayı hem özetleyip yeni gelenler için hem de bilmiyorum, benim fikrim bu şekilde. Herkes bana beyine geçin, beyin kısmına geçin diyor. Geçmeyin diyenler niye geçmeyin dediğinizi söyleyin. Yani neden? Selleştirin. Bir sebep verin. Sebep verin ki ona göre. Ben mi yanlış aktardım acaba? Geçme diyenler niye geçmedi? Ne çıktı chat'te? Çok fazla geç diyen var. Karanlık tarafa geç diyen var. Ama geçme diyen de var. Şimdi geçme diyenler niye geçme diyor bilmiyorum. Ben kısaca bak, olayı ben özetledim. Ben öyle söylüyorum. Ben öyle söylüyorum. Mesofu Banemi birinci şık Mephisto, ikinci şık Bane. Bu arada Mephisto açık ara. Üçüncü şıkta Kramlex açmıştı. Mert'i kesek. Üçüncü abi, şık kaç oy aldı? Mephisto'yu arayın. Belki 5. O yardım eder. Herkes size sırt çevirdi. Bence diğeri ara, kapsülün mühür 12. Açıldı diyordu kitapta. Kapsül bence Kramlex'i keselim. Kaybetmiş. Şimdi Mephisto'nun tarafına nasıl geçeceğiz ki? Bak benim aklıma şöyle bir şey geldi bize. Chat'te konuşurken. Bence o kuleyle alakalı bir şey var. Biz bu kılıcı kulede bulduk. Evet, o kuledeki sandıkta bulduk değil mi? Sandıkta bulduk. Belki kule... Ulan bir an bir sıkıntı yok, sıkıntı kulenin yok. Kulenin altında bile bir şey olabilir. Aa, bu arada bir şey diyeceğim. Bizim hayvanı öldürmüşler. Bir şey soracağım. Hah. Bak, az önce bir şey geldi chatten, bilgi. Ya ne yüce geldi? Konsey yoksa... Notlar, kitaplar, hazırlanan her şey... Eğer ki sadece bizi alt etmek, zirveye çıkmak için
yaptıkları bir şeyse. Abi bak her şey olabilir. Ben şu an zaten konsey çok normal değil yani. Abi, ben güvenmiyorum şu an. Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Konseyin gücünü görmedik Allah aşkına. Kitap yazıyor ya. Bana göre şu an konsey bir tane yaşlı adam defterine bir şeyler karalıyor gönderiyor aynen, bize yani. Aynen aynen doğru. Bak ben de böyle düşünüyorum. Bu arada bağışlara en son bakacağım baba oyun işleri. Yani olayı yok. Reddit check de yapabiliriz yayın sonu. Şu an bizim ben sana diyorum bir şekilde Mephisto'ya ulaşacağız. Karanlık taraf karanlık tarafa geçeceğiz artık yani. Ben kimseye güvenmiyorum şu anda. En mantıklısı yani. En mantıklısı. Gino ve Erenay da bize karşı. Bak Gino ve Erenay da bize karşı saf aldı. Voles zaten ondan adamı çıktı yani. Bak onu o konuda bir şey diyemeyeceğim. Erenay'la Gina var. Belki de hani kandırmış olabilirler. Ne olursa ya da... olsun şu an bizim tarafımızda değiller. Ya ama kılıçtan dolayı bizi de öldürebilirler diye düşünüyor olabilirler. İstedikleri kadar düşünürler. Şu an onları tekrar bize bence güven sağlayamayız. Yani bu arada ben şunu da söyleyeyim. Eğer sana saldırsa da ben hepsini keserdim. Gram şaka yok. Ya zaten TNT diyorlar ya bende su kovası var. Suyun içinde hasar yemem yani. Neyin derdi? Şuna ben... bak ya. Şuna bile iki vuruştan indirdim yani. Yani bak şunu yapacaktım. Zaten burada hasarımız çok çok azalacaktı bizim. Yani aynen bu öyle. Bu kadar. Mevzu bu kadardı. Bak hepsini öldürebilirdim orada yani. Sen evet. Orada indirseler bile zaten çıkın mergen kaçacaktı tek canavar. Sıkıntı hani. Yok. Ben şu an bak şu an hiçbir şey demeyelim. Biz karanlık tarafa geçtiğimizi de belli etmeyelim. Bizim şu an bence mevzumuz sessiz olacağız tamam mı? Aynen. Ama arkada iş çevireceğiz. Şu an kulede gitmeyelim. Kulede bir şey var. Evet aynen şu an sakiniz. Yani. Gel biz bir yeraltı geçidi gibi bir şey yapacağız demiştik ya. Önce bir bunların lootlarını versek mi acaba? Aynen aynen onu ayarlayalım. Gel bir de elmas vardı orada. Ben elmas seti yapalım. Ya onlardan aldığımız elmas setler yok muydu? Bakalım varsa koyalım hemen. Giyelim. Arkadan ok sıktılar. Gel. Çevreye bakıyorum. Benim oyunum kasıyor. Yok şu an. Yok. Gelen canlılara baksana be. Temiz sen al ben korurum. Sıkıntı yok. Aç sen sandığı. Nerede? -149'a 82. Şurada. Hayır burada değil. Şurada. Abi nerede? Abi oyunum niye donuyor? Oyunum niye donuyor? Burada bir yerde olması lazım. Burada değil bulamıyorum. Bulamıyorum. Tamam ara sıkıntı yok. Ara. Aha. Buldum. Tamam. Bak kazma var. Kazmayı aldım. Pantolon var elmas şey pantolon. Var. Onlardan elmas zırhları asar. Elmas zırh hisseder bizden. Elmas eşyalar falan hisseder. Kazma mazma bizim işimize yarar. Kalsınlar. Elmas eşya sadece elmas da... pantolon var. Tamam. Hatta doğru zırhlar daha çok işimize yarardı. Kaç elmasımız var? 24 olması lazım galiba. Evet tam olarak 24. 6 tane verelim. Deli diyelim şimdi elimizde bu kadar. Var değeri deriz. Ne diyebilir ki? Şunlar eksin. Bu arada bana da bir tane göğüslük de lazım olacak ileride. Bu 18 tane elmastan yapalım mı eksikleri? Şimdi. Onların tamam. Bir verelim de. Nereden bulduğunuz derler falan. Kitaplar. Kitapları da vermem lazım değil mi? Aynen öyle. Hmm. Başka ne var değerli? İsim etiketi. Kaç tane? Bir tane. Ey, elmaslar, tamam. Elmas eşyalar ve yemek var biraz. Yemekleri aldım. Bu arada bir dakika ben şimdi çözdüm. Neyi çözdün anlat hemen. Topluyorum burada... ben burayı. Kitapları tamam, vermek zorundayız arkadaşlar. Şey... Aa burası bir yol. O gizli beyze giden yol burası. Bizim buradan aşağı taşımamız lazım. Bulabilirler belki. Biri bile geçebilirdi buradan. Bir dakika anlamadım. Bot buraya bot bırakmışlardı. Buradan gidiyorlar oradaki özel yere. Yani burası onların yolu. İleride su kurmak istersek burayı kuracağız. Kim bilir yani su, diyorsun mesela. Ki gittikleri yer buradan. Burada bot vardı hatırlamıyor musun? Evet. Tam o tarafa dönüktü.
Emin değiliz ama. Emin değiliz ama. %99 o kadar eminim. Başka bir yer olamaz. Niye uzaktan mı gidecek sanki oraya? Bence buradan geliyorlar. Burası onların bir yolu olabilir. Tamam, bunu gözetleyelim. Bak bir şey diyeceğim. Ben kapattın şu an... Kapattın mı sandı? Kapattım, üzerini kapattım. Habire kaos çıkmasından taraftar değilim. Çünkü izlememiz bizi çok daha avantaja sokar. İzleyip eğer ki bir problem oldu mu canlarını almak zaten her an alabiliriz. Her an alabiliriz. Bilmiyorum. Şuna bak, KS atıyorsun. Uf abi bak, hemen saldırırsak eğer ki... Ve burası donuyor, bizim donuyor, çok yakın. Yani böyle bir seçeneğimiz var. Bunu söyledim sadece. Tamam, bunu değerlendirelim. Of. Burada sen ne yapıyorsun ya? OBS ayarımı yapmadın, niye donuyor bilmiyorum. Normalde aynı ayarla sabahtan beri yayın yapıyorum. Bu arada dur. Aklıma çok iyi fikir geldi. Ne oldu, anlat, dinliyorum. Oğlum biz buradan altın toplamadık mı? Nereden? Oradan gidip altın çaldım ben. Altın taş çaldım ya 50 tane. Evet. Altına ne yapılır? Coin. Prime her şeydir evlat. Saas be. Coin. Altın elma. Bir dakika, iki kişiyiz, dört kişiler. Bize tek artı sağlayacak şey şu an altın elma. Elmamız var mı? Gel. Elmamız var mı? Elmamız varsa... Dört tane var. Yap. İki iki. Yap. Gel gel gel, yukarı gel, yukarı gel, yukarı gel. Altınları bulmamız iyi oldu. Abi altınları bulmamız iyi oldu. Şu an bak bir şey diyeyim mi? Arbalet artı. Su kovası artı. Zaten elmas eşyalar var. Yemeğimizde bir problem yok. Altınları. İki tane daha yapabilirim. İki tane daha elma varsa. Bulursak yani. Tamam, bir arayalım hatta etrafa. Bende kitaplar var. Beni asla öldüremezler şu an. Şu an bu altın elmalarla daha da güçlendik. Senin bir evet. Bir altın elmanı onlar aldılar değil mi? Ben galiba o gün almadıklarını düşünüyorum. Çünkü eşyalar yerdeymiş. Almamış kimse eşyaları. Yani silindi büyük bir ihtimal. Ha yani umarım almamışlardır. Eğer aslar ki almadılarsa şu an onlarda altın elma da yok. Büyülü altın elma. Çok iyi. Eğer bu arada hani bizi şu an tek indirebilecek şey büyülü altın elma. O kılıçta sen o da onda da sıkıntı olmaz. Gel bir bakalım neredeler bunlar. Yok. Büyülü altın elma artı 6 kalp veriyor. Sen düşün. Yani yine alırım. Ama yani tehlikeye düşürür diyeyim ben sana. Aynen. Abi niye yayın donuyor mu? Yayında donma var mı? Yayında donma var mı chat? Yayında donma var mı? Hemen. Bir feedback. Bir saniye bir etrafa bakın sen. Tamam. Şu an bakıyorum. Çaldığımız yer eşyaları da koysaydık keşke. Onları da halletmemiz lazım. Yayında donma yok. Okey. Yok. Zaten şöyle 60 FPS'in üstünde ya, her türlü sıkıntı yok da. Herzden dolayı yapıyor büyük bir ihtimal. V-Sync falan mı açık? Yo. V-Sync. Burada en fazla kare aralığı sınırsızda. Selam aleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Hayır. Sen gördün mü? Ben de onu arıyorum ya. Yine bir şeyler kurcalıyordur. Aynen, bizi tuzak falan yapıyordur kesin. Tuzak yapılacak yerleri ara, kesin bulursun mergeni. Teşekkür ederim. Bir dakika, cümlede bir şey vardı, gördün mü? Hayır, dikkat etmedim. Kocaman mor bir şey vardı. Nasıl yani? Bir dakika, chat gördü mü? Chat gördünüz mü? Ben görmedim. Ben şu an o telefonda bildirim gelmiş, ona vardı? Baktım. Mor siyah bir şey vardı. Gördün mü? Senin chatin ne diyor? Benim chat evet diyor şu an. Evet gördüm. Evet. Elinde bir şey vardı. Tekstür olmayan bir şey vardı. Bir dakika. Görünmezlik iksiri. De içmedi ki. İçerse işte. Abi. Bir şey diyeceğim. Ben şu an cinavara da güvenmiyorum. Gizem oldu. Hayatım gizem oldu artık. Ben şu an cinavara da güvenmiyorum abi. Şimdi neden karanlık taraf dediğimi birazcık daha anladın mı? Evet. Şu an bir şey diyeyim mi? Herkes evet diyor. Ben herkes evet diyor. Eminim %100 gördüm. %100 gördüm. Bizim chat şu an var ya, bağırıyor direkt yani.
Hatta ben şu an YouTube'da canlı yayındayım ya, geri alıp bakabiliyorlar. Oradan bakacağım. Ben de bakacağım. Sen etrafa abi, bakın. Abi tamam sen bak. Hemen VAR'a gidiyoruz arkadaşlar. %100 vardı bu arada. VAR'a gidiyoruz. Abi VAR'a gidiyoruz. Aboneliklere en son bakacağım. Az önce Aym Çikolata abone oldu bu arada, sağ olasın. Şimdi canavarın geldiği yeri bulayım be. Hah, geldi. Elinde bir şey çıktı, böyle devasa bir şey. Büyütüyorum abi. Biftek yiyor sonra. Ama elinde büyük bir şey çıkardı orada. Bir dakika dur. Ekran fotoğrafı alıp ekrana vereceğim arkadaşlar. Yerine gelin. Evet Çiko, evet ne evet. Ne yaptınız be? Dur. Çiko mu? Ne yapalım, takılıyoruz öyle. Takılıyoruz öyle. Bir şey yapmıyoruz şu an çünkü var. Ne yapsak herkes büyük bir şey diyor. Böyle. Nasıl yani? Öyle bu muhabbet ediyoruz. Piknik yapacağız şimdi. Ha aynen. Bisküvi almış marketten. Jumming'de. Ben de gazoz aldım. ama benim evden yaptığım duyuruyu gördünüz mü siz? Ev hakkında yaptığım duyuruyu. Evet şu arkanda biri var. Kim var orada? Ha çıkın. Çıkın abi. Ne orada? Yapıyor orada? Ne bilmiyorum ki. Yine tuzak kuruyordur. Tuzak bizim evin arkasına tuzak mı kuruyorlar? Her zaman ya yaptıkları başka şey. Başka ne yapacak ya Allah aşkına yani harbiden. Arkadaşlar yani kusura bakmayın ama orada benim onların yanında olmam gerekiyordu. O kılıcın sizde olmaması lazım yani. Ya vallahi. Ben onu okeledim zaten. O kılıcı vereceğim ama Ernay ben sana anlattım ya neden kılıç tuttuğumuzu. Ben dur yayına bakacağım. Vallahi bilemiyorum şey ben. Çok ama bence yani. Onun kimse de olmaması lazım bir dakika, yani. Chat, bir dakika bir dakika. Biraz. Ya kesinlikle çıkın elinde olması gerekiyor. Ben bunu çıkın hayatta vermem yani. Anca şey olursa. Aha. Hemen ekran fotoğrafı. Yani. Çay vereyim bir için. Eyvallah piknik yapıyorduk ya, iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu ya. Yani için çay may. Bunu niye bana verdin? Yok değil mi? Yok. Al balık da vereyim. İki farklı balık vereyim size. Sen bunu nerede topladın ya? Fotoğraf alındı. Sizin emriler niye full? Ya full çerçöp dolmuş ya. Ne yapalım? İyi bir seni tutmayalım o zaman. Bye. Erenay oynatılabilir bize. Çok ev bakmamız lazım. Evet büyük bir ihtimal oyalandık da. Çıkın geçti çünkü oradan. Oralarda dolaşıyor. Eğil. Soldur gidiyor. Orada pustu galiba. Orada pustu. Bir muhabbet ediyor musun? Yaptırdım. Bana bak. Sonuçta ev bizim. Sonuçta ev bizim. Ha. Sana mavi bir kuşla bildiri attım. Gördün mü onu? Yo, nereden attın? Mavi kuş. Bakayım. Temiz değil mi? Temiz. Ben yayında şu an bakıyorum. Sen bak. Yayında da tamam. Göster istersen. Nereden bakıyorduk ona ya? Bu adam niye burada evin yanında eğildi? Hiçbir şey yok mavi yerde. Yok diğer mavi yer. Ha evet. Mavi kuş mu kaldı arkadaşlar? Göstereceğim de bir baksın önce. Önce bir baksın size göstereceğim arkadaşlar. Şu an bu arada YouTube'dan izleyenler videoyu beğenirseniz sevinirim. Baktın mı? Baktım gösterdim. Tamam şimdi sen bir etrafa bak. Tamam. Bu arada ben bir ona basıyor bakacağım. Chat. Doğru. Niye elinde böyle bir şey var? Görünmezlik iksiri şu ana kadar hep böyle gözüküyordu burada. Texture pek bozuk o yüzden. Görünmezlik iksiri olması ihtimalinde bir şey. Ne diyorsun? Görünmezlik iksiri var.
Dur kazma atmayalım. Bu kesin net yani. %100 ya. %100. Lan! Mergen öldü! Ne? Mephisto mu? Mergen öldü! Bir dakika, Mergen'in ruhu artık oy, bana ait. Sizin ya, içinde geleceğim. Yürü Mephisto be! Çıktı oyundan! Aslanım Mephisto be! Arkadaşlar, gol haberi geldi. Gol! Gol! Ne? Bir dakika. Ne? Çıkın oyun. Yürü yürü gel gel. Gel gel gel, koş koş koş. Şu an bundan eksik kalamayız. Kendi aralarında birbirlerini yediler. Önce chat yazalım. Dur. Önce chat. Dur. Cina var burada. Cina var. Gel. Cina var. Abi, ne oluyor? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Az önce bizim yanımızdaydın. Bilmiyorum. Ne oldu, anlat. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Şşş. İyi misin? Değilim. Ne oldu? Niye öldürdü seni? Chicken Holmes niye öldürdü? Nerede Chicken Holmes? Dur kovalama, dur. Başka bir şeyler dönüyor. Aşağıdalar. Aşağıdalar. Erenay ile Chicken Holmes'un isim etiketini gördüm. Ya abi. Bir dakika. Erenay, Chicken Holmes ve Cinavar ölüyor. Mergen öldü. Ama Mergen'i kimse öldürmedi. Cino şu an... Bir dakika, Mergen nasıl öldü? Direkt öldürdü yazıyor. Mergen'in ruhu artık bana ait. Sizin içine geleceğim. Abi... Hepimize gel. Bir dakika dur. Hepimize geliyor. Bize değil. Şu an... Bir dakika gel. Şu an bir... Bir dakika, şu an aklandık gibi bir şey. Bizlik bir şey yok. Şu an bak, ben sana diyorum ki... Diyor ki Mergen'in ruhu artık bana ait, sizin içine geleceğim. Şu an herkes için geliyor olabilir. Ama biz onun tarafa geçebiliriz direkt. Evet. Şu an yani o bilmiyor bizim o tarafa geçeceğimizi. Bize saldırırsa... Şeytan da orada diyor. Bize saldırırsa hemen plan. Abi Mergen'i öldürdü, düşmanımızı öldürdü ya. Dostumu... Yani ama belki bizi gördüğünde ya. Bizi de öldürecek. Yani ben bilmiyorum. Ama bence onun tarafa geçersek bize tamam. Ne yapsın abi? Tamam bak, onun tarafına geçmeye çalışalım. Eyvallah. Bize saldırırsa. Ya bu kılıçla ben kendimizi koruyabiliriz. Bana'dan kendimizi kurtardık. Kerem eyvallah, beyinden. Sağ olasın. Bundan da kurtarırız. Abi, şu an ya, bir dakika Mergen ya. Mergen 3 kalbi de gitti. Evet, Mergen şu an Hakk'ın rahmetine kavuştu ve ayrıca yani şu an Mephisto dese ki bana vur de vurayım, öl desin öleyim yani ya. Bir tane kalbim feda olsun, 3 kalbim var zaten benim. Ama bak, benim bir kalbim var, gene dikkatli olalım. Benden ben intikam alıp tam beni... Seninki de benden. Kral ya. Ben ısmarlıyorum. Tamam bak, şimdi ne yapacağız? Cinavara ne oldu peki? Bir dakika, cinavar niye öyleydi? Ne gördü? Bir dakika. Cinavar bir şey mi gördü? Ne bileyim, cino nasıl görsün ki? Bir dakika oğlum. Ne görecek? Konuşmasından... Bak dur. Şunu söylüyorum. Şunu anla. Mergen ölüyor. Cino Chicken öldürüyor. Cino ya... Hayır, Chicken Cino'yu öldürüyor. Chicken Cino'yu öldürüyor. Cino bize hiçbir şey cevap vermiyor. Yanımdan geldi geçti gitti adam. Abi. Ve... yani şu an Chicken Holmes ve Mergen aslında Mephisto'ya karşıydı. Belki Chicken, yani Cino Mephisto'nun tarafında olabilir şu an. Ve Mergen öldü. Mergen'in ölmesi bu arada bir rakip eledik. Evet. Gel bir etrafa bakalım ama aşağı inmeyelim bak. Aşağı inmeyelim. Kılıcın gidebilir. Ve Erenay da onlardan. Evet. Bir dakika. Kılıcın gidebilir. Benim canım gidebilir. Aşağı gitmeyelim. Ama gel görelim. Ve şu kanlı ayı var. Üzerimizdekiler giderse her şey gider bu arada. Bir dakika, tam da kanlı ayı var bugün. Galiba bir ölünce kanlı ayı çıkıyor. Abi. Aa, tam buranın aşağıdaki yer vardı ya. Katman kayasından. Bak aşağıdalar. Cina var, Erenay ve Chicken Holmes orada. Eğil. Gitmeli miyiz? Orada değil mi şu an? Gitmeli yok, miyiz? Dersek ne yapacağız ki? Gitmeli miyiz? Aa, buraya geliyorlar. Biz uzaklaşalım mı? Gel uzaklaşalım. Buraya geliyorlar. Çabuk. Kaç. Abi. Bize gelirlerse bittik.
Bize gelirlerse bittik bu arada. Şu an yok, şu an bizi bir şey yapamazlar. Niye bittik Chicken, biliyor musun? Chicken Jin'i öldürmesine rağmen nasıl hala onunla beraber, bunu anlamadım. Bir şey diyeceğim. Ya Mephisto Chicken Holmes ise, yani öldürdü, ölmesine rağmen geri geldi. Ne yaptı, kölesi mi yaptı adamı? Ya ne bileyim ya. Anlamadım ki. Chat yani aklıma bir şey gelmiyor. Chicken Jin'i öldürüyor. Erenay çıktı. Erenay çıktı. Şu an ne oluyor abi? Bak bir şey diyeceğim. Ben hiç anlamadım. Bak Chicken Jin'i öldürüyor. Jin'i geri gidiyor, yanına gidiyor. Yanına gidiyor. Niye gidiyor abi? Ve yanına gittiğinde konuşuyorlar yani. Aynen. Tilt olsun. Erenay bunu görüyor. Belki. Abi ne oluyor? Kafam karışık şu an. Gel eve. Erenay'a ben yazdım bu arada sohbetten. Erenay cevap bile vermedi. Ya aşağıda belki Mephisto vardı. Mergen başarısızdı ve onu öldürdü belki de. Ne bileyim ya. Şu an her şey olabilir. Şu an çok kafam karışık. Şu an inanılmaz kafam karışık. Düşün. Abi o ne elindeki ya? Şey bug acaba değil. Acaba Mergen de mi oradaydı? Ya bug'lı tekstir ama bug'lı tekstir burada, görünmezlik iksir. Mergen sonrasında Mephisto'nun mekanı yüksek ihtimalle. Abi Mergen'in ruhu artık bana ait. Sizin içine geleceğim. Abi ölünce ne oluyor? Mephisto'nun yanına falan mı gidiyoruz? Valla Mergen oyundan ayrıldı. Bilmiyorum. Orada bir şeyler var kesin ya. %100 abi. Ateşim çıktı yemin ediyorum ya. Ve Jin'o neden bir şey söylemedi ama hala onu anlamadım. Evet, hala da onu anlayamadım. Ne yapalım? Bence abi, konseyde bekle. Konsey güvenilir. Gel. Ne bileyim ya. Gel konseye gidiyoruz. Belki abi, gelir anlatırlar. Abi güvenilir ya? Ne yapacak, mektup mu hayır, bize? Hayır. Güvenilir derken zombi yok, creeper yok. He, o gel, arada, konseyde, tamam. Konseyde toplanma yerimiz değil mi sonuçta? Konuşalım. Aa, ben kılıcı elimden bırakmam bu arada şu an. Bırakma. Şu an tehlike altındayız zaten. Ya da anında çıkaracağım yani. Tam temiz. Burada bir tuşla var bu arada. De basma. Basma. Bizden bilirler gene. Bir dakika oğlum. Mergen öldü. Mergen yok artık. Adamsın Mephisto. Yaşa Mephisto. Mergen sıfır canlı mı dememiz lazım artık. Mergen tek canlıydı. Mergen sıfır canlı. Ya, bu arada bana... Ne? Barış yapamazlar şu an. Bence sana bir şey yaparlarsa üzerine atlarım adamın. Aa, dur geldiler. Entity 1545 eyvallah, demir üyelik almış, sağ olasın. 3 kişi kaldık. Tamam şu an hiçbir şey olmaz. Tamam şu an hiçbir şey olmaz, o ayrı. Gelirse buraya konuşacağız, anlatsın bakalım. Niye öldürdü? Niye kan döktü? Her şeyi öğreneceğiz. Ne bileyim ya. Ben az önce sesini duydum bu arada. Bizi dinliyor olabilir mi? Az önce. Nerede duydun? Bir sesi geldi ama sen duymadın mı? Hayır, hiçbir şey duymadım ben az önce. Chat duydunuz mu? Abi ben şu şeye bir gideyim. Chicken Holmes burada mı? Yok, burada değil. Abi ne oluyor? Bu konuda bir aydınlatılması lazım. Cinavar geri girdi. Neredeler? Geliyoruz. Gel konseye gel. Aşağı gel. Aa bak. Şuradalar, aşağıdalar. Çıkıyorlar. Abi orada ne yapıyorlar? Bak. Evet, ben oradan bak, ses geldi bana. Bu konuma gitmemiz gerekiyor. Bu konuma şu an gelsinler, anasınlar. Bu konuma gideceğiz, tamam mı? Göreceğiz orada ne var. Aynen, belki de Mephisto ile orada konuştular. Olabilir. Aa, geliyorlar. Merdiven gibi bir şey var burada, bak zıplı çıkıyor var. Evet. Orada farklı bir yer burada orası. Eğilmeye başladılar. X 50. Aa bak, görünmemesini istiyorlar.
Tamam bak, burayı bilmiyoruz. Burayı görmedik. Burayı bilmiyoruz. 3 maymun oynuyoruz. 3 maymun. Bilmiyoruz gibi takılacağız. Şşş, chat. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Az önce hiçbir şey görmedik orada. Duymadım abi, neden sordun ki? Aynen öyle. Duymadık. Ne vardı orada? Merdiven mi? Neyi dedim ben ya? Merdiven ne alaka? Olaylar. Ne oluyor? Ben şoktayım. Bir dakika, geç otur sen be. Ne oluyor? Gelmiştir. Mergen bir yere ilerledi. Ve lavlı bir yere ilerledi ve öldü. Tüh ya. Abi gerçekten çok üzüldüm. Bu yalandan bir üzülmeydi. Abi nasıl üzüldün? Bak sen şu anlamıyorsun beni. Şimdi ben gözyaşları. Gözyaşları. Ya gerizekalılar, sizin de başınıza gelebilir. Sizin ne, bizim ne gördüğümüzden haberiniz var mı sizin? Hayır, sizin yok. Anlat. Anlat. Anlatmıyor. Görmedin mi chatten ne yazdığını? Ya öldü. Bir anda lava ilerledi. Öldü ve chatten yazına bak. Tamam da ne oldu bak, orada? Siz neredeydiniz? İkinci yazıya bak. Cinavarı sen niye öldürdün? Mergen olduğu yerde gördüm. O öldürdü sandım. Peki öldürmüş müydün? Ama ben öldürmedim. Cinavara ne oldu peki? Cinavar iyi değil, bilmiyorum. Siz ne gördünüz? Patlayan kapsülün orada Mergen bir lava ilerledi ve öldü. Bu yüzden gülmenin gülmenin ya da dalga geçmenin bir anlamı yok. Senin de başına gelebilir. Bak durup dururken oldu her şey. Haklısın, ne yapacağız? Neyse, sağlık olsun ya. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ben dinlenmeye gidiyorum. Mergen yok artık aramızda. Nasıl geri getireceğimizi siz düşünün. Ben kesinlikle buna çok kafa yazacağım. Ya. Bir tane ben defter yazacağım. Oradan adlarımı okusun. Ben kesinlikle Mergen'i bu adada istiyorum yani. Defteri yazacak mıyız? Sen iyi misin? Değil adam. Mürekkebiniz var mı? Kafası kızarmış. Tüy. Tüy yok. Biraz. Ha, tüy var bir tane. Tüy at. Peki ne gördün, hatırlıyor musun en son? Mürekkep alıp geliyorum. Hatırlamıyor ki. Ya kitabı nasıl yapacağız? Bize yazılması. Abi. Kitap lazım. Bazı şeyler gördüm. Oğlum çok üzüldüm lan. Oğlum. Bende hiçbir şey yok. Bende deri de yok. İnekleri bir kitap yapmamız lazım. Tamam, gelin. Şurada inekleri kessin biri. Ben şey yapıyorum. Paper yapıyorum. Sen bir şey söyleyeceğim. Chuck Norris seni öldürdü. Bir kalbini götürdü. Sen niye Chuck Norris'eydin gene de? Onu sonra çözeceğiz. Yanlış anlaşılma oldu orada. Ben öldürdüm sandı. Ha, aynı şeyi o da söyledi de. Yani öyle bir olay gelişti mi bilmiyorum. Ne olduğunu çok merak ediyorum şu an gerçekten. Tamam yeter orada. Ben olayın şokundayım. Tamam, sen sakinleş, tamam, evine git istersen. Anlatacağım. Tamam, sen evine git, sakinleş, dinlen. Bunu konuşalım konseyde, tamam mı? Tamam. Ben diğerlerinin yanına gideyim mi? Mergen artık aramızda değil mi yani? Geri gelemeyecek mi asla? Bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Mephisto'yu biliyordu o. Mephisto'yu biliyorum dedi bana. Bir Mephisto öldürdüyse? Öyle yazıyor zaten. Hayır yani niye öldürdü işte? Onu anlamıyorum. Bilmiyorum. Mergen'in ruhu artık bana ait. Sizin için de geleceğim diyor. Ben olayı çok... Bana bu olay çok ağır geldi. Ben dinlenmeye gidebilir miyim? Tamam. Biz de mesaj yollayıp... Ben mesaj yolladıktan sonra ben de dinleneceğim. Tamam. Attım. Nasıl geri gelecek Mergen? Sen bir not at bakalım. Yaptım bunu. Gelin ortaklaşa yazalım, gönderelim. Of. Yazıyorum. Yaz. Ne yazacağız? Yüce Konsey. Sayın Yüce Konsey diye başlıyorum. Tamam, güzel. Mephisto, hata yapma ya. Cinavar Mergen'i bir yere çağırdı. Cinavar Mergen'i bir yere çağırmış. O yerde... Yok, böyle yazmayayım. Mergen... Kapsülün... Patlayan kapsülün... Olduğu yerde... Bir lava ilerledi. Ve...
öldü. Mephisto ise Merge'nin ruhu artık bana ait. Sizin için de geleceğim dedi. Yüce Konsey, kafamda soru bize işaretleri. Yol göster ve yardım et. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şino çağırdıysa Cino Mephisto tarafında olabilir işte. Merge'ni nasıl geri getireceğiz? Başka ne yazayım? Bunlar yeterli mi? Yeterli yeterli. Gönder, nereye göndereceğiz onu? Nasıl göndereceğiz bunu bu arada? Orsanda koyunca gittiğini söylemişlerdi. Bak bu arada anlaştığımız gibi kitapları vereceğim. Tamam. Artık bu saatten sonra önce kitabı okuyacağım. Kavga etmememiz lazım. Şu an işler çok ciddiye bindi. Katılıyorum. Ya olan oldu artık ya. İleriye bakmamız gerekiyor. Soru işaretini de koyalım. İnşallah ileri Mergen'le beraber bakıyoruz. Mergen'i geri getiremeyeceğiz herhalde. Ne yapacağız ya? Sen sonra de bak, soru işareti koydum onayla sadece. En azından şu an yaşadığımız bu mevzuları bir zamanlığına birazcık bırakmalıyız bence. Çünkü çok daha büyük bir olay var şu an başımızda. Evet, bizim de başımıza gelebilir. Bak bizim başımıza gelirse ne yapacağız? Mergen i̇şte bana dedi ki Mephisto 3 kalbinizi birden alabilir dedi. O nereden biliyormuş ya? Ben de bilmiyorum. Bana gizemli gizemli konuşuyor. İmzalıyorum. Mesaj tamam, yazıyorum. Tamam. Ve koyuyorum. Ben bugün kendimi kötü hissediyorum. Ben dinleneceğim. Tamam, görüşmek üzere. Ben daha buralardayım. Mesajı bu kadar yaptım. Bir eve. Hadi aşkım. Toplantı. Bizim eve niye gidiyor? Kalpleri güncelleyeyim. La bir şey söyleyeceğim. Maraton gibi koşturuyorum evine. Acil ev. Kardeşim bir şey söyleyeceğim, dursana ya. Fark ettin mi nereye gittiğini? La bir buraya doğru geldi, şuraya doğru gitti. Evet. Çaldığımız altınlar şeymiş, çıkın arasıymış. Orada niye öyle bir yeri var bu adamın? Oradan bir yere gidiliyor. Orada da var. Abi bunları araştırmamız lazım. Bunları araştırıp öğreneceğiz. Tamam mı? Bunu Nova Harekatı adına beraber sonuna kadar götüreceğiz. Tamam mı? Aynen öyle. Abi bir şekilde sadece Mephisto ile değil şeyle de görüşmemiz gerekiyor. Beyne de görüşmemiz lazım. Yani artık bu, yani bir şekilde bir tarafa girmemiz gerekiyor. Konseyden bir zayıf yok. Onu anladık yani. Aynen öyle. Bak bence ya konseyden yapabildiğimiz tek şey not yollamaktı ya. Diyorum, mektup arkadaşı olduk iyice yani. Adam bak daha ne olup bittiğini bilmiyor. Adama mektup yazmak zorundayız yani ya. Anca mı haber olacak abi bu adamın? Hayır, bir de şimdi o mektubu kim yolluyor? Postacı 2 haftada yollasa ne olacak? Çok inanılmaz saçma yani. Değil mi? Ya yani böyle bir ilkel yöntem olamaz abi. Ya inanılmaz saçma. Ya Nova Harekatı'nı büyütmemiz gerekiyor. Şu an tek odaklanmamız gereken şey bu. Abi tüm olayları Nova anladım. Discord çekin anlatayım. Daha kimseyi alamayız bu arada. Ben onu çok net bir şekilde söylüyorum. Daha kimse Nova Harekatı'na katılamaz. Çünkü kimseye güvenmiyoruz. Bir de herkes bize şu anda kılıç çekmiş durumda. Chicken Holmes, işte Wallage, Erna, Cino, herkes birbirine kılıç çekmiş durumda şu an. Evet. Orada bu, şeymiş bu arada. Dediğine göre yanlışlıkla öldürmüş. Cinavarı yanlışlıkla öldürmüş. Kalp temizliyor işte ya. Şu bilmiyorum. An kimseye güvenemeyiz. Herkes bize kılıç çekmiş durumda. Nova Harekatı büyüyecek. Ve Chicken Holmes, Mergen gibiler artık söz sahibi olamayacak. Hiçbir zaman. Burada tek bir söz sahibi olabilir. Buradaki bu evin içinde yanmış, tuzağa çekilmiş, öldürülmek için üzerine binlerce iftira atılmış bu iki kişi. Her şeyin başına geçecek. Aynen öyle. Nova Harekatı bu konsey midir? İşte bizim o mektuplaştığımız yüce konsey midir? Hani mektup arkadaşımız var ya. Onun. Ya büyük bir ihtimal yani, muhasebeci falan o ya. Aynen. Yaşlı bir tane amca herhalde. İyice mektup arkadaşı olduk yani. Adamın bir işe yaradığı yok yani. Yüce konsey çöp. Mephisto'nun tarafına geçeceğiz biz.
İşimiz yok abi. Ama şu an onu da söyleyeyim, orada söyleyemedim. Evet. Hiçbir şekilde kötü davranmayacağız. Sanki böyle normal standart insanlarmış gibi davranacağız. Aynen öyle. Bak ben orada dedim kılıcı istiyor, yok kılıcı veririm falan filan. Ben kılıcı kime vereceğim abi? Ben ne yapacak? Hani gönderdim. Arka plandan yapacağız. Kılıç da maçacak yani. Arka plandan yapacağız. Ya bak bir şekilde Mephisto'ya ulaşacağız. Mephisto çünkü bizim düşmanımızı öldürdü şu an. Mergen bizim düşmanımız direkt. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Klasik her zaman olan şey buydu. Mephisto ve Bane ya da artık ikisinden birisi, ikisi de farklı bu arada. Mephisto farklı, Bane farklı. Önce Mephisto'yla görüşmemiz gerekiyor bir şekilde. Bunlarla görüşmemiz lazım. Bir Mephisto'yla, iki Bane'le. Bane'i belki kılıcını onu verirsek onların tarafına bile geçebiliriz. Ama asıl odağımız tamamıyla o konseyin yıkılması. Artık Chicken Holmes, Mergen gibiler yerlerde olacak. Benimle yapacağız. Bir seninleyim. O zaman güzel. Dinlenmeye gidelim. Aynen. Ben birazcık daha buralardayım. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Chat. Neler oldu abi? Neler oldu abi? Şu an yani... Binlerce şey oldu kafamda böyle. Allak bullak oldu. Bir şey de diyemiyorum. Mergen öldü, sevinsem mi? Bir yandan canavar öldü Chicken Holmes tarafından. Gittikleri yeri bilmiyoruz. Bak bilmiyoruz, bak bilmememiz çok büyük bir problem bence. Yalan söylüyorlar. Şu an tek güvendiğim bir tane adam var. Bir tane. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama şu an ben kaçayım yani. Düşünelim. Discord'a da gelin. Ünlem Discord yazıp chatte veya YouTube'da izliyorsanız açıklama kısmında var Discord. Gelin abi bir tartışalım. Discord'da işte şu yönden git, şunu yap, bunu yap derseniz onlara bakacağım. Ünlem Discord yazıp gelin be. Garip bir yayında. Mephisto kim? Mephisto'ya... Yardım diyorum. Mephisto bize yardım edecek mi? Bilmiyorum chat. Hepsini öğreneceğiz. Diğer yayına gelecekler bir yazabilir mi serisinden? Yani kaçırmayacak gerçekten. Bir. Haftaya cumartesi olacak. Hem YouTube'da hem Twitch'te açacağım abi. Bugün YouTube kitlesi bayağı iyiydi. Tek sadece sıkıntı birazcık geç geliyor chat. Yani mesela bir yazın dedim ya, şu an bir yazıyor Twitch chat'i ama YouTube daha şimdi başladı bir yazmaya. Öyle bir gecikmemiz var. Umarım onu da çözerim. Kendinize çok iyi bakın abi. Yayına katılan, izlenme rekorunu da bireysel olarak kırdık bu arada host dışı. Ona da teşekkür ederim ayrıca, hem YouTube hem Twitch. Kendinize çok iyi bakın abi. Yayın bitiyor, ekrandaki herkese çok teşekkürler. Twitch'teki herkesi de ben şu an Jumminkli'ye paslıyorum. Baskından da selam yollarsınız abi. Hadi.